Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine dolu doluyuz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hafta iyi mi diyorum Can Aydoğmuş'a? Hafta çok güzel. Yani burçlar açısından. Daha iyi olacak. Anlatacağım hepsini. Şu 7'sinde ne varmış Can? Onu söyle. 7'sinde herkes için iyi bir şey olacakmış. Ya bazen insanlar tarihleri farklı görüyor ama aslında 8'inde Mars ev değiştiriyor. Valla ben astrologların yalancısıyım. Twitter'dan baktım. 7'sinde hepimiz için bir şey olacakmış. Mars ev değiştiriyor. Anlatacağım. Evet, anlatacak. Bir de bugün Feng Shui'den bahsedeceğiz. Feng Shui yani ne, evimiz için böyle güzel bolluk, bereket, başka ne? Aynı zamanda hem Feng Shui olarak anlatacağım. İlişkiler, bolluk, bereket ya da kendilerini daha iyi hissetmeleri ya da hayatlarında olumlu bir şeyler ortaya çıkarmaları için. Bir de hangi burç evinde ne yapmalı? Onu anlatacağım. Ah, çok güzel konular var burada. Evet. Çok güzel. Harika. Şerife Hanım, Şefika Hanım. Yayına girmeden önce buna çalıştım. Gerçekten diksiyon temrini gibi bugünkü konuklar hep de aynı ana denk geliyorlar. Şerife Hanım bugün ne yapıyoruz bizim o kendi kendine halleden makinamızla? Bugün bluz dikeceğiz, nakışlı bluz dikeceğiz. Nakışlı bluz yapacağız, bunu kaçırmayın. Süslemeli. Çok pratik bir bluz kesmesini, dikmesini ve üzerine iş işlemesini. Siz göstermeyeceksiniz de makina gösterecek tabii. Gerçekten çok iyi bir ekmek kapısı, kaçırmayın bunu efendim. Şefika Hanım, valla bakın siz de bir çalışın şu evde. Şefika Şerife, deyin bakın diyebiliyor musunuz? Ne yapıyoruz mutfakta bugün? Bugün yine ekonomik tariflerimiz var ama en ilginci bir kestane şekeri yapacağım ama kestaneden değil. Kestane şekeri yapacağım ama kestaneden değil. Hmm. Bilmece bulmaca. Bugün böyle birazcık sürprizli. Harika bir program. Yurdanur biz ne yapıyoruz? Bizim böyle koyduk Instagram'a, göreceksiniz. Bizim bir yazlık hırkamız var. Bu yaz bana dua edersiniz. O kadar güzel ki böyle ıslak saçlarınıza şöyle hop kapüşonu var. Şöyle rahat. Efendim? Örüp hediye ederseniz ederiz. Örüp hediye ederseniz diyor Aytül Hanım. Bilmiyorum. Bir de şuraya bir yönetmenim şunun üstüne bir gelelim. Cuma günü ay sorular. Bunun nasıl bir şey olduğunu birazdan açıklayacağım. O zaman Can Bey sizi alıyorum oraya. Sizi görev yerlerinize alıyorum. Şimdi Urla'daydık hafta sonu, takip etmişsinizdir ben biliyorum. Efendim Urla'da gezdik dolaştık, ben yemekler yaptım. Yaptığım yemeği ıspanaklı enginar yaptım ki ben de ilk defa yaptım ama böyle güzel bir yemek yok. Didem Öget yabancı bir siteden bana onu yolladı. Didemciğim çok teşekkür ediyorum sana da. Çok güzel bir yemek oldu ama onu yarın izleyeceğiz. Bugün şimdi Urla dönüşü şu yerdeki şeyimize geliyorum. Şuna geleceğim, Urla dönüşü. Ama önce bir Urla'ya doğru gidelim. Urla Enginar Festivali'ne gidelim. Bakalım neler yapmışız neler. Festivaline hoş geldiniz. Beşinci Urla Enginar Festivali'ndeyiz. Gördüğünüz gibi çok renkli, çok kalabalık, çok kardeşçe, çok canlı. Biraz sonra kortej başlayacak. Bando eşliğinde yürüyeceğiz Urla'nın içinde. Ve daha sonra festival alanına varacağız. Hazır mıyız hepimiz? Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Benim adım Ziver. Ziver Bey. Enginarcıyım. Enginarcısın. Evet. Nasıl soyuyorsun bize bir göstersen? Tabii. Bıçağın özel mi? Bıçak özel. Bu enginar bıçağı özeldir. Yalnız ben hanımlara tavsiye ediyorum. Enginarı böyle aldıkları zaman
bir su temiz suda yıkadıktan sonra haşlayıp o suyu döküp ondan sonra yani bir taşım kaynatıp değil mi? Acısı gider o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle o bu suyla bırakmayacak. Bana da anlatın. Bir dakika. Ne? Ay, merhaba, bize de anlatın. Otur otur. Ay. Kalkma. Anlat. Aynen dolmayı anlatıyor. Bir dakika anlat. Enginar dolması anlatıyorum ben. Tamam. Enginarın içini bir kaşık yardımıyla oyuyorsun. Tamam. Normal dolma içi gibi dolduruyorsun. Böyle vuruyorsun iyice yapraklar açılsın. Evet. Şöyle. Ondan sonra dolma içi hazırlıyoruz bildiğimiz gibi zeytinyağlı. Zeytinyağlı harcı hazırlıyoruz. Pirinç, soğan, karabiber. Tamam. Bir artı yeşillik, bol yeşillik. Tamam. Dereotu çok yakışıyor aynı şeyini, zamanda. İçindeki tüyleri alıyorsun. İçinin ortasını çiğden yapıyorsun. Çiğden değil mi bunu? Yapıyoruz. Çiğden evet. Dolduruyoruz. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bu da enginarın çiçeğinin rengi. Çok güzel çiçek açar enginar. Bu da işte bir demet enginar. Olay olmuş. Güzeldi ki gerçekten Ayşe Demir o enginar şapkaları yapan kağıt ipten yapmış. Bizim sürekli izleyicimiz bizi orada buldu geldi. Ayşe'cim ellerine sağlık, festivale harika bir renk kattın o şapkalarla. Ne kadar güzel değil mi Yurdanur? Bayıldı burada herkes şimdi izlerken. Festivalde hanımlar o kadar güzel şeyler hazırlamışlardı ki çok güzel tezgahlarda ürünlerini satıyorlardı. Hakikaten arkadaşlar yani kadınlar kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Çalışkan, arı gibi çalışmışlar. Çok güzel hazırlanmışlar. Umarım güzel satışlar da yapmışlardır. Fevkaladeydi yani her şey çok güzeldi. Şimdi şundan bir bahsetip sonra Şerife Hanım'a geleceğim. Şimdi ben bu çok eski bir şey. Nedense hiç yapmadık bunu. Arkadan bir birleşimi var bunun. Fakat bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Yıllar yıllar önce küçük bir yelek yapmıştı Güllühan Bakar. İki huni diye ifade etmişti. Bunlar iki tane huni demişti. Bakın huninin biri burada, biri burada. Ortasında şöyle bir birleşim var motiflerde. Şöyle yapayım. Burada motifler var. Ben bunu ayrıca çalışacağız. Biz size göstereceğim. Bakın şurada şöyle birleşiyor, alta doğru biraz genişliyor ağlarla, ağ örgüsüyle ya da kafes örgüsüyle. Ağ diyeceğim çünkü kafesler dik dik oluyor. Bunlar file örgüsü diyeyim, daha doğru bir tanımlama olur. Bu şekilde çok sorduğunuz için bugün getirdim buraya. Ben bunu Paris'ten almışım yıllar yıllar önce. Bayağı da bir böyle bir... Ödemiştim yani. İşime yatırım yapmayı severim. İşim için almıştım. Hani öyle her gün giydiğim bir şey değil. Hani mayo üstüne giyilebilir. Böyle geçen gün benim giydiğim gibi giyilebilir. Güzel bir şey. Yurdanur çalışacak bize. Ufak bir tane yapalım Yurdanur. Prensibini anlatalım. Bugün bizi kaçırmayın. Orada da çok güzel bir yazlık hırkamız var. Şerife Hanımcığım bir tane şu bluzu yapacağız. Bakın.
Ben şunu şöyle bir göstereyim. Bakın bu üstünde nakış var. Herkesin yapabileceği bir bluz. Yarasa kollu kısa. İstersek uzun tutabilir miyiz? Kolu ek yapmamız lazım. Kolu da biraz uzatabiliriz. Boyu da uzatabiliriz. Yani boyu kolu da uzatabiliriz. Boyu da uzatabiliriz. Daha da uzattığımızda elbise gibi de yapabiliriz. Elbise tunik olur, olabilir, tunik elbise olur. Olabilir, evet. Bluz olabilir, aynı evet, modelde. Bu yaz geleceği için projelerimizi biraz da yazlık seçmeye çalışıyoruz. Nasıl bir kumaş kullandığınız? Kumaşınız çok güzel. Evet, bu Medine ipeği diyorlar ama yani normal çok şey, güzel bir kumaş benziyor yalnız. Biraz böyle değişik bir kumaş, evet, evet dökümlü. İpek krep gibi de duruyor. Evet, öyle duruyor. Evet, şöyle yapalım. Ne kadar kumaş var burada? Burada boyunu kestim ben. Şu burada 62 santim var. Normalde 75 santimden çıkar. Evet, boyu bir bana göre biraz daha uzun olsa hiç kesmeye de gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Yani çok az bir kumaşla, hatta alacağınız bir parça kumaşla da bunu yapabilirsiniz. Evet. Nasıl yapıyoruz? Lazım. Böyle niye katladık bunu? Şimdi normalde bir elleğeninde kumaşım yüz tamam. yüze katlamış oldum. Bir dakika. Şöyle tamam. burada evet. iki kat kumaş. İki kat iki var. Kat. Şurası kat yeri. Kat yeri. Katlayalım demin sizin katladığınız bunu gibi. Yine katlıyorum. Burası evet. ortası olmuş oluyor. Evet. Yani bakın, biçkisini bunun, yapacağım. Yaka mı biçeceğiz buna? Yaka ve kolunda hafif bir oyuntu yapacağım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Kesmeyi de gösterelim. Şimdi şuradan bir 13 santim şey bırakıyorum. Hiç kalıpsız. Bakın, kalıpsız ya yani bu bluzun özelliği kalıpsız. Şöyle 13 evet. santimi işaretledim. Yaka tamam. oyuntusu için bırakıyorum. Tamam. Bir 4 santim de buradan bırakıyorum. 13 ve 4 bakın bunu unutmayın. Evet. Şöyle bir kesinti Aa. Yaptık. Daha sonra kalan payı kola verdim. Koldan aşağıda şurası 22 santim yeterli. Tamam. 22 santimden. İster böyle bir şeyle çizebiliriz bunu. Şöyle yapabiliriz. Kol oyuntusunu vermek için. Şimdi nasıl keseceğini merak ediyorum. Evet. Daha sonra burayı böyle birleştiriyorum. Heh. Şöyle yani, hafif verev tutarsanız da olabilir. Yani şuradan bir kol oyuntusu veriyoruz. Evet, dönüşte. Şu kenarları bastıracağız. Burası da yakası. Bir kesin açtığımız zaman nasıl görelim? Şimdi iğneleyeceksin tabii kesmek hafif için. Birkaç kayması yerinden bir iğnelemem kumaş. Gerekebilir. Bak ne kadar pratik yaptı Yurdanur görüyor musun? Herhangi bir kumaşınızdan da olabilir. Mesela viskondan boyu uzun tutun. Elbise olsun. Elbise olsun. Tunik olsun fark etmiyor. Buradan şöyle önce burayı alıyorum. Güzel makasın sesi böyle olur. Efendim? Nedir? Pay vermiyor. Vermiyor. Daha vermedi bak. Çok, burayı kestik. Çok dar değil çünkü. Evet. Burayı da yine hafif şöyle düz alıyorum. Dört kat kumaş kesiyoruz şu anda. Evet. Burası, şurası hiç bilmeyenler için söyleyelim. Hiç bilmeyenler için burası kolun kol. Çıktığı yer. Burasını da şimdi keseceğiz. Yaka, yanlara dikiş yapacağız. Omuzlara ve kol kenarını bastıracağız. İşte evet. hazır. Önce omuzu birleştireceğim. Tamam. Daha sonra kolun kapamasını yapacağım. Katlamasını yapacağım şurada. Daha evet. sonra da yanları birleştireceğim. Peki kolu overlockla mı yapıyorsun? Sülfüle çekip katlayacağım. Bir dakika. Sülfüle çekip katlayacağım diyor. Makine sülfüleyi de yapıyor. Evet, bir dakika. Şunu alacağım ben de oraya geleceğim. şunu giydirmiştik. Şimdi bakın, şurası şu katlanmış yer. Şimdi bilenler biliyor da hiç bilmeyenler dikiş için belki evet. Şöyle ben de çok iyi bildiğimden değil, hani biraz bilirim. Bunu şöyle. Dikerim mesela böyle bir şeyi. Bakın önce sülfüle yaptık. Sülfüle ne demek? İpliğimizi atmasın diye makinede bir ayarda dikip sonra katlıyoruz. Evet. Katlayarak mı sülfüle dikiyoruz yoksa Hayır. ikisi aynı işlemde mi? Sadece sülfülesini yapıyorum. Daha sonra katlayıp düz dikişinle ha, düz dikişi burada evet. var. Kapatıyorum. Bakın o yaka burası, kol burası, yanlarda burası. İşi de böyle. Bunu da bir yakından görelim. Peki omuzlara bir soru sormam lazım. İşi ne?
omuzları yanları dikmeden, yani omuzları diktikten sonra mı yapıyorsun? Diktikten sonra, bluzu tamamen diktikten sonra da işleyebiliriz aslında. Biçkiden sonra da işleyebiliriz. Yani dikmeden önce de işleyebiliriz. Tamamen bittikten sonra da. Ben bunu dikmeden işledim. Şimdi mesela işlemesini göstereceğimiz bir modelimiz var. O bitmiş halde pratik işleyebiliyoruz. Makine bitmişi de çok güzel işliyor diyor. Hani sadece önü biçtiniz, önü de getirip sadece önüne de işi yapabiliriz. Evet, şey var, böyle bitmiş giyimleri işleyebilmek için bir aparatımız var. Mıknatıslı kasnak diyoruz biz ona. Metal kasnak diye geçiyor. Hemen tutturuyorsunuz mıknatıslarla, çok germeden direkt işleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yere işleyebiliyorsunuz. İşi yaparken kasmaması çok önemli, evet, değil mi? Evet. Yani kasarsa bir yerde bir... Alta bir tela koyuyoruz. Tela da koyuyoruz. Tela da koyuyoruz tabii. Ya çok güzel. Yani çantalara işleyebilirsiniz, yastık kılıflarına, yaptığınız masa örtülerine işleyebilirsiniz. Bu işi ayrı bir meslek kapısı. Kesinlikle. İş kapısı yani. Sadece işi işlersiniz. Neler çeyizliklerde özellikle, değil mi? Çeyizlerde. Şimdi artık giyimde de. Mesela hafta sonu Urla'da bir otel gezdik. Yastık kılıfları, nevresimlerin kenarları... böyle makinayla işlenmiş Yurdanur. Ama o kadar güzel renk seçimi falan. Harfler yapılabiliyor. Yazı yazılabilir. Yazı yazılabiliyor. İşte armalar işlenilebilir. Logolar, arma. İşte dediğiniz gibi iş yerlerine ait. Firmasının arması vardır. Armasını işleyebiliyor, evet. Firmanın peçetesi vardır, atıyorum. Kaç renk koyabiliyoruz renk seçeneği? Tek renk takabiliyoruz. Makaralarda renk bitti, değişmesi gerektiği zaman size uyarı veriyor makina. Renk sayısını kaça kadar yapabiliyoruz? İstediğiniz kadar yaparsınız. Yurdanur çok meraklı da. Evet. Bakın arkada benim bardaklar da yıkılıyor. Yalnız çok bir uyum oldular. Evden getirdim bardakları. Soracak olursanız Köln'den almıştım. Evet, bu bardak böyle bir seti var, pasta tabağı falan var. Seviyorum onları. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biçtik, omzu dikip öyle mi koyacaksınız? Yoksa şimdi bunu ayrıca dikeceğiz. Orada nasılsa dikilmişi var, evet, mı? Evet, dikilmişi var. Bunu dikeceğiz, devam edeceğiz. O da işleyecek. Anladım. Bitmiş olanı. Kumaş atmaması için makinenin sülfle özelliği de var. Sülfle özelliğini kaç numaradan çıkarıyoruz mesela? Kaç numara? 2 numara. Bu makine de 2 numara. 2 numaradan makine zaten gösteriyor. Bu zikzak diyor. Bu işte daha büyük dikiş diyor. Bu daha küçük dikiş diyor. Makine bize kapağının içinde o şeyler var. Görsellerden. Evet. Görselden numarasını hani tuşlayarak seçiyoruz. Bilmesek de görselden anlayabiliyoruz orada. Evet. Ben hadi buradan biraz şey alacağım. Şöyle bir eğim yapacağım omuza. Çok böyle şey olmasın diye. Şöyle bir verevlik veriyorum, bakın. Aslında bu örgülerde bile bu verevlik olsa çok önemli. Çünkü kalıpta, omuzlarımız, evet, bakın aşağı doğru. Yani omuzumuz böyle dümdüz değil. Omuz aşağı doğru olduğu için şu oturuşu çok güzel oturuyor o zaman. Gerçekten çok güzel bir bluz. Ben mesela şöyle bir şey düşündüm. Böyle bir bluz dikip şuraya tığımızı ince bir iplikle takıp. Mesela ben bu kadar kısa kollu tercih etmiyorum, giymiyorum. Buraya belki kukalarla bir şey örülebilir. Örülebilir, evet. Çok da şık olur. Örümcek çok şık durabilir, evet, burada. Kafes o ağ, demin gösterdiğim ağ güzel durabilir. Evet, şimdi sürfleyim. Şimdi normal düz dikişine geçiyorum. Bakın. Daha sonra hemen peşinden. Yanları dikiyorsunuz. Hayır, omuzları dikiyorum. Şöyle çevirip hemen... Bak çevirip yapıyor orasını. O da iyi akılmış. Hiç çıkartmadı makinadan. Çıkartmadım. Devam edelim. Şimdi omuzları diktikten sonra bakın bir tanesini diktik. Şurayı, kolu hemen sülfülesini çekip açalım. Açılmaz. Canlı yayında açılmaz, takılmaz. İğne ipliğe geçmez. Sülflesini geçip hemen şöyle katlayacağım. Omuzu diktik. Şunun bir dikişine bakalım.
Bakın çok güzel, muntazam, hiçbir kabarıklık olmadan. Bir de omuzları, omuzları geri doğru itilen, mesela önden geriye doğru ütülenirse daha iyi olur. Şu evet. Şekilde. Mesela burası önse dikiş geriye yatması ütülerken. Gerekiyor. Ütülerken. Harikasınız. Daha sonra burayı birleştireceğim, şurayı dikeceğim. Evet. Daha sonra da yanları birleştireceğiz, o kadar. Vallahi süper güzel. Yani o kadar kolaylaştırıyor ki işi. Aslında dikiş dikmenin birkaç tane, hani yemek yapmanın nasıl soğanı kavuruyorsunuz, içine bir sarımsak atıyorsunuz, işte suyunu koyuyorsunuz gibi. Dikiş dikmenin de birkaç tane ana prensibi var. Belli başlı. Sonra söyleyeceğim, etekle ilgili bir izleyicimiz isyan etmiş de. Etekle? Evet. Ne diyor? 20 parça demiştik ya. Evet. 20 sıra dedik. 20 sıra. 3 defa yaptım, söktüm. Fotoğraf koydum bugün yine. Lütfen yardım edin diyor. Fotoğraf koydum bugün yine. Yine anlatalım. Oldu. Dalgalı etek. Ölçü var mıydı bizde? Yazayım. Bunun ölçüsü mü? Eteğin ölçüsü. 20 dilim çok büyük oluyor. Büyük zaten, küçük değil yani, onu söyledik yayında da. Neyse, burası bitsin, öyle anlatacağım bu konuyu, biraz sonra anlatacağım. Nakışlı bluzun ölçüleri. Şimdi tabii bu tür şeylerde kişilerin ölçüsü önemli. Bu kaç beden bir şey? Bu ortalama işte 42, 40, 38, bütün bedenlere uyabilecek uyabilir bir model. Mesela omuz. Şuradan şuraya omuzu 23 santim. Yani 1.50 kumaşın kol evi, enini tamamen veriyor. Kol evi 21. Evet. Kol altından başlıyorum. 42. Eni 60-61. Ölçüleri böyle. Aslında... Yani kendi ölçünüze göre yapmanız lazım. Evet. Aslında burada da bize bir yardımcı olabilirsiniz. Ölçü nasıl alacaklar? Aslında bunda ölçü yok. Bu düz bir model olduğu için. Ha bu şey. Pratik. Tek size. Öyle evet, mi? Evet. Yani ay, ölçüsü diyeceğim. Yok. Ölçüsü bir yoksa bunun bana kumaşı... olması lazım. Olacak mı? Olur. O size olur. Ama çok güzel değil mi? Ay bir dakika, çok güzel değil mi? Renk bir de yıkılıyor, çok güzel. Ne? Kumaşın enine genişletmen lazım. Kumaşın eni olabilir, ek konulabilir. Buradan düz ek konulabilir. Takma kol yapılabilir. Evet. Düşük kol olmaz da bunu takma kol yapabiliriz. Ama bunun yakası, kolu da güzelmiş değil mi? Güzel düştü. Ya da şuradan yarasa gibi biçilip bütün bir kumaşta geniş... Kumaşta bütün bir biçki de yapılabilir. Yani şuradan dönüş yapılıp bizim, kol birlikte benim çıkabilir. Benim gençliğimde ben bunu böyle poplin bir kumaştan böyle uzun kollu şuraya kadar yapardım. Yani biçkisi eni daha geniş olması lazım kumaşın. Tamam. Ay çok güzel değil mi yalnız? Bayıldım, şöyle bir arkayı da döneyim. Bakın ne bir yeri, yani Şerif Hanım sen de döktürüyorsun yani. O kadar güzel dikmiş ki bu kumaş çok güzel. Buna ben bayıldım. Efendim? Rengi onun çok güzel, güzel. Renkleri de var. Ben hiç giymeyeceğim bir renk bu renk. Hiç giymem ama çok güzel değil mi? Güzelmiş. Güzel. Sen seversin bu rengi. Evet, çok seviyorum. Seversin. Aytül sever bu rengi. Ben sevmem demiyorum da bir şey alırken çok tercih etmem mesela. Bilmiyorum. Güzel mi? Güzel. Çok güzel. Mesela yeşilin her tonunu giyerim. Siz yeşil, yeşili bak, seviyorsunuz. Benim tonum bak. Ben bu ama. Benim tonum bu. Evet. Bu. Size etekle ilgili renk seçimi yaptım. Renkleri bir araya getirdim. Bugün hikaye de var. Öyle getirebilirsiniz. Gülsüm Hanım, buradan git. Etek içeride getir. Dilimlerini de tekrar bir sayalım. Okey. Hani yanlış bir şey de söylemiş olabiliriz.
Evet, geçelim mi nakışa? Geçelim. Bu böyle kalsın. Bakayım. Bizim... Şunu evet, birazdan dikeceğiz. Evet. Tek tarafını diktiniz. Yani tek tarafını dikerek de nakış şeyine yerleştirebiliriz. Şimdi gel Yaşar, başlıyoruz. Evet. Buyurun çalıştırın makinenizi. Bahsettiğim mıknatıslı kasnak bu. Bakın çok rahat. Evet. Mıknatıs da yerleştirdik ki çok kastırtmıyoruz. Kasnağı çok gerersek el nakışı yapar gibi işimiz kasılabilir. Bu mıknatıs çok akıllıcaymış. Bakın çok güzel, çok güzel işliyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. O kendi kendine yani bir şey modeli yapmıyor. Bilgisayardan biz seçiyoruz. Biz sadece seyrediyoruz. Renklerimizi koyuyoruz. Evet, bu model makinenin hafızasında olan bir model. Flash bellekle de atabiliyoruz tabii desenlerimizi. Bu bir nakış makinesi değil. Biraz sonra değil. Anlatalım şimdi makine çalıştığı için. Tamam. Evet, bir kapatalım mı? Bir dakika. Bir şey soracağım. Bu bir nakış makinesi değil dediniz. O ne demek? Bu bir tasarım makinesi. Ha, tasarım. Yani makinede yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hemen hemen. Evet. Oo. Dikiş, piko, nakış. Dikiş de oluyor mu bunda? Dikiş de oluyor. Dikiş oluyormuş, nakış oluyormuş, piko oluyormuş. Üzerine çok geliştirilmiş. Overlock? Overlock. Yani overlock dikişleri var içinde. Kesmese de yani örerek overlock dikişleri yapabiliyor. Yani hakikaten ben... Kadınlar hani bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyle yani alacağınız bir şeyle işte bir iş yeri kuruyorsunuz ve evinizde. Ve çocuğunuza da bir vakit ayırabiliyorsunuz. Evet. Evinize de bir vakit ayırabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Tabii ki imkan konusu var. Ve anneler gününde ne yapıyoruz? Onu diyecektim. Heh, yani. Buyurun. Bizi takip etsinler, bir sürpriz yapacağız. Anneler gününde bir sürprizimiz olacak. Bir izleyicimize inşallah iş kapısı açmak için. Bir izleyicimize bir iş kapısı açarız inşallah diyor. Bir anneye, gerçekten bizi izleyen bir anneye. Ama şimdiden bunun için şey atmayın bize lütfen. O zaman nasıl olacağının bir yolu olacak tabii ki öyle. Hani sadece mesaj atma değil. Yok, söyleyeceğiz, takip etsinler. Takip etsinler diyor, söyleyeceğiz evet. Diyor. Evet, şimdi... overlocklarını çektiniz. Yani başka dikişle ilgili soru var mı? Alayım. Bitmiş halini görmek istiyorlar. Orayı bitirip bir gösterelim mi? Evet, bir daha bir gösterelim. Onu oradan az kaldı mı? Şey çok kaldı mı? Az kaldı mı diyeyim. Evet. Yani bir şu sarı şeyler var, noktalar var işlenecek. İsterseniz daha sonra da tamamlayıp şey yapabiliriz, gösterebiliriz. Evet. Yani bir oradan çıkartmamızı belki istiyorlar. Bir çıkartalım. Daha sarı noktalar var. Onları işleyeceğiz. Ütü de yapıyor mu bu makine? Ütü yapmıyor. Ütü yapmıyor. Ütülenmiş gibi çıkartıyor. Yalnız nakışı. Bir peki bunu buradan çıkarsak zor olur mu? Bozulur değil mi şey? Nerede kaldığımız bozulur mu? Yok, bozulmaz. Bir yani şöyle kasnaktan çıkartırsak bozulur. Hayır, kasnaktan çıkartmayalım da kasnağı bir oradan. Kasnağı çıkartırız, ha. Daha sonra takıp devam edebiliriz. Bir dakika. Hani merak edenler için şöyle bakın bluz. Bütün şu anda şöyle kamera burada. Hı-hı. Siz de tutsanıza şöyle bir orada. Tamam. Bluzun her yerini diktik ve öyle koyduk diyor Şerife Hanım. Evet, işlemesini doğru. Daha sonra yaptım. Ve zor da olmuyor. Hayır, çok kolay. Kasnak çünkü çok yardımcı oluyor. Yalnız mıknatıslar öyle hani böyle buzdolabı magneti gibi değil. Değil. Bayağı kuvvetli biraz, mıknatıslar evet. Var. Zor. Çıkartması zor. Ama altında da tela mı var? Tela var bir altında. Bir dakika, onu da göstereceğim. Bir dakika, bir şey yazıyor mu, ben bir bakayım. Evet, tamam. Altında da
telası var. Sonra nasıl ayırıyoruz buradan bunu? Sonra elimizle çekip yapışkan şuraları, çünkü bu. Makasla. Evet. Çıkıp yani kenarından kesip çıkartabiliriz. Çok rahat telayı çıkartmak. Ha, çok güzelmiş. Tabii telasız iş çok zor olur. Tabii doğru. Çok mantıklı. Peki bununla yastık kılıfları her şey işleyebiliriz. Derya Hanım, izleyicimiz için ipleri söyleyebilir miyiz? Efendim? Ne tür ipler kullanılıyor diye merak ettim. İpleri söyleyelim mi? İpleri merak eden izleyicilerimiz var. Şöyle kamera çekerse bakın şöyle. Filoş, nakış, floş, nakış ipliği. Şunlar. Evet. Çok kameraya gösterelim. Şey olmayan. Biraz öyle dursun orada. Filoş, nakış ipliği. Nakış ipliğini seçerken hani her zaman sağlam olsun derler ya, aslında değil, böyle çok rahat kopabilen iplikler seçsinler. Makina hata yaptığı zaman ipliği rahat kopartabilmeli. Çok iyi bilgi bu. Bu çok iyi bilgi. Şimdi makine koparsın diyor. Ya bir hata yaparsa koparsın makine de neticeten. Evet. Ne bileyim, yanlış bir şey yaparız, bir yere dokunuruz falan. İpliğin kopabilen, çok sağlamını almayın diye tavsiye ediyor. Evet, dikişte olanı. De geçerli midir bu? Dikiş için de kumaşa göre değişir. Mesela esnek kumaşlarda polyester iplik, normal kumaşlarda da normal penye. Polyester değil de merseze iplik, pardon. Çok teşekkür ediyorum Şerife Hanım. Sorulara bakacağım. Yine varsa bir şey ilerleyen dakikalarda. Tamam. Siz işi de bitireceksiniz. Şerife Hanım'dan Şefika'ya doğru gideceğim. Şefika, biraz sözü sen al. Neler yapıyorsun onlardan bahsedelim. Ben şunu çıkarayım. Derya Hanım, şimdi kalmış pirinçlerimizi, pilavlarımızı değerlendirmek için güzel pratik bir tarifim var. İsterse sahurda kullanabilir, yiyebilir izleyicilerimiz. İsterse iftar yemeklerinde, şimdi önümüz Ramazan. İsterse davet yemeklerinde, nasıl isterlerse o şekilde yapabilirler. Şimdi 2 su bardağı pirinç pilavımız vardı. Kalmış pilavımız var dolapta. 2 su bardağı kadarını onun alıyoruz pişmiş şekildeyken. Onu hafif ısıtıyoruz. Mutlaka hani hafif ılık olması lazım ki birbirini tutsun kullandığım malzemeler. Ki böyle hafif böyle lapamsı, yapış yapış hale gelsin. Güzelce top yapabileyim ben bu malzemeleri. Bunu bu şekilde... Yani kalmış bir pilavı da bu şekilde... Aynen o şekilde. Yoksa haşlayalım mı? Yoksa 1,5 bardak pirinci haşladıkları zaman 2 su bardağın hemen hemen denk geliyor, onu da kullanabilirler. Tamam. Bizim bugün yoktu, haşladık. Ama esas amaç kalmış pirinçlerimizi kullanmak. Şehriyeli olması falan da fark etmez. Kalmış bütün pirinçlerimizle yapabilirler. Ben bugün haşlanmış pirincim olmadığı için, pilavım olmadığı için içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Eğer pilavları varsa izleyicilerimizin hiç yağ koymasınlar. Şimdi onun içine taze soğanlarım var. O taze soğanlarımı böyle incecik incecik doğrayacağım. 2 sap kadar, 2 dal kadar taze soğan kullanacağız içine. Bu çok güzel bir tarif oluyor. Bunu fırında pişireceğim bir de Derya Hanım. Hem çocuklar için de güzel. Ispanak var içinde. Eğer ıspanak yerine herhangi başka bir yeşillik de kullanabilirler. Nasıl arzu ederlerse, ama ıspanağı ben kendi içine çok yakıştırıyorum. Puzzle koyabilirler. Şimdi semizotu çıkacak. Semizotu koyabilirler belki. Gayet güzel olur. Böyle hemen taze soğanlarımızı da içine ilave ettim ben. Aynı zamanda içinde 1,5 su bardağı kadar da kaşar peyniri var. O girdi mi zaten işin içine? Yani yani değil mi? Lezzetli olacak. Bir de beyaz peynir de koyacağım içine. Tamam. Böyle kalmış beyaz peynirlerimizi de değerlendirebiliriz. Şöyle bir çay bardağı kadar da ufalanmış böyle beyaz peynir ilave edeceğim. Bu şekilde. Şimdi ıspanak dedim ama Derya Hanım, isterlerse mesela kabak, isterlerse patlıcan, hafifçe öldürüp onu da kullanabilirler bunun içinde. Hani güzel. Sebzeyi çeşitleyebilirler. Ben bugün biraz daha çocuklara da cazip hale getirebilmek için sosis ilave etmeyi tercih ettim, ama isterlerse etmeyebilirler. Bu olmazsa olmaz bir malzeme değil. Nasıl isterlerse o şekilde koyabilirler veya kullanmayabilirler bu malzemeyi de. Böyle sosislerimizi de minik minik doğrayacağım. Onu da içine ilave edeceğim bu şekilde. Daha sonra da şekillendirirken de dışına ekmek kabuklarına bulayacağım. Güzelmiş. Çok güzel olacak. Fırında yani, da pişeceği için gayet böyle... Çok güzel, akıllı, mantıklı bir şey. Hem evdeki, yani atıyorum 2 tane sosis kalmıştır, biraz peynir kalmıştır, bir pilavdan artmıştır. Tabii, olabilir. Onların da değerlenmesi adına da güzel aynen. bir şey. Ya bu sosis birazcık daha hani... Cazip hale getirmek için aslında, hani olmazsa olmaz bir malzeme de değil. Hani yedirmek zorunda da değiliz, koymak zorunda da değiliz açıkçası. Onları da bu şekilde içine ilave edelim.
Burada ben baharat kullanmıyorum Derya Hanım açıkçası. Ama isteyenler biraz karabiber, biraz kimyon, biraz pul biber nasıl isterlerse o şekilde baharatlandırabilirler. Bir su bardağı kadar ıspanağımız var. Onların yapraklarını koydum bu şekilde. Şefika bugün çok güzel bir şey yapacak. Evde bulunan bir malzemeden kestane evet. şekeri yapacak. Ben de merak ediyorum çok neden olduğunu. Çok güzel bir malzeme. Peki seyircimiz biliyor mu evde bulunan malzemeden kestane şekeri neyden yapabiliriz? O malzeme nedir? Nedir? Bakalım nedir? Sarımsak mı var? Evet Derya Hanım sarımsak var. Bir iki diş falan da içine sarımsak ilave edeceğim. Bir de farklı olarak içine ben bir tutam şeker koyacağım. Şeker böyle bu tip tariflerde malzemelerin tadının hepsinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Çok, çok az bir şey. Şu sarımsağımızı da koyalım. Ben sarımsak seviyorum. Aslında biraz daha da bol koyabiliriz ama havalar ısınmaya başladıkça artık sarımsaktan da kaçar hale geldik. Şöyle bir tutam şuradan şöyle küçük bir tutam şöyle şeker ilave edeceğim. Peynirlerimizde biraz tuz var. Eğer pilavla yaptılarsa tuz bunu mutlaka kontrol etsinler. Pilavı da tuzla yaptıysa. Pilavı da tuzla yaptıysa ama biz bugün pirinci haşladığımız için şöyle çok azıcık da yine tuz ilave etmek istiyorum ben bu şekliyle. Şimdi bunun içine normal şartlarda yumurtanın tamamı koymamız beklenir. Ama ben sadece yumurtanın aklarını kullanacağım Derya Hanım buna. Onun da sebebi yumurta akları pirinci çok daha güzel bağlıyor ve çok daha güzel tutuyor. Ekstra yumurta sarısının biraz böyle bir yaydırıcı etkisi var. Onu engellemiş oluyoruz. Yumurta akımızı da koyacağım. Şu şekliyle ayıralım bunu da. Yumurta sarılarımızla da sonra bir omlet falan bir şey yaparız diye düşünüyorum. Siz ne koyarsınız Derya Hanım içine sebze olarak bunun? Pirinç yemezsiniz biliyorum ama belki kinoa ile falan da yapabiliriz. Ben kinoa da yemiyorum. Siz, onu da mı yemiyorsunuz? Yok onu da yemiyorum. Onun yerine ne koyuyorsunuz? Ben bunu sadece ıspanağa kavururak. Onu sadece öyle. Ben bunu yapsam mesela ıspanak çok akıllı burada. Çok güzel değil mi sebze evet. olarak? Aslında şimdi mesela enginardan geldik buraya Urla'da enginar şimdi bollandı bol zamanı. Mesela çiğ enginar rendesi de bunun içinde olabilir. Biraz güzel olur ya da haşlanmış olabilir. Haşlanmış olsa belki daha iyi tutabilir. Onu evet. düşündüm ben de şimdi. Belki haşlarken bu pirincin tutuculuğunu sağlamak için biraz bulgur ilave edilebilir. Olabilir. Belki birazcık bu pirincin tutuculuğu için bulgur ilave edilebilir gibi düşündüm. Fırınlaman ilginç geldi bana. Evet kızartmayacağım. Direkt fırına koyacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da bir azıcık zeytinyağımdan şöyle ilave Derya edeyim Hanım, için. Bu arada seyircilerimizin çoğu biliyormuş. Bildi mi? Neyi biliyormuş? Kestane şekerini. Hadi aa, canım. Ne güzel, evet. çok güzel. İyi tamam bilmeyenler çok için. Benim gibi var. Bilmeyenlere gelsin o zaman o evet. yemek. Böyle. Bunu güzelce yoğurduk. Seyircilerimizin içinde var. O kadar çok marifetli, var. Mutfakta çok. İyi, eli becerikli hanım var ki. Yani biz zaten kime ne anlatıyoruz gibi oluyorum aynen, bazen. Aynen. Ay yok onu biliyorlardır, bunu biliyorlardır. Ama bilmeyenleri de bazen bilmeyenlere, bazen tabii, bilenlere, belki bazen de yaptığımızı unutuyoruz. Ben mesela bazen bir şey yapıyorum, yıllar geçiyor aradan, bir daha yapmıyorum. Aa diyorum mesela kendimize de bir hatırlatma olmuş oluyor. Şimdi izleyicilerimiz bunu şu şekilde biliyor olabilirler. Eskiden çok eski bir tariftir bu aslında. Çok 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 eski bir tariftir. Onu normal kek kalıbında pişirirler ve o şekilde üstüne bir sos döküp o şekilde servis ederler. Ben birazcık daha farklılaştıracağım bugün. Onun farklı halini görmüş yalnız olacaklar. Ben bu şu yaptığını çok beğendim. Çok 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 güzel. Yani evdekileri değerlendirme bunu biliyorsunuz evet. çok. Önemsiyorum. Hiçbir şey çöpe gitmesin. Aynen. Hiçbir şey atılmasın. Bu çok önemli bir şey. Ya özellikle israf çok önemli bir şey. Atıksız mutfak diyoruz. Eskiden biz israf etmeyelim diye hanımlar zaten mutfakta çok vakit geçiren hanımlar zaten hiçbir şey atmazlar. Aynen öyle. Atmazlar. Yok atılmaz. Hele büyüklerimiz asla. Hiç atmazlar. Asla. Babaannem rahmetli ben çok iyi hatırlıyorum. Patatesi bile taze patates tek tek oturur kazırdı. Hani kabuklarını bile soymazdı. Bunun soyulmaz kabukları diye. Tek tek kazırdı patates. Kazırdı eskiden. Evet. Kazırlardı. Evet evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben mesela bana sorsanız benim şöyle şeyler mesela şu kadarcık bir
pilav arttı. Kimse almıyor. O bir son bir kaşığı kimse almaz ya. O der ki ben doydum. O evet. istemez, o istemez. Önce herkes böyle bir birbirine bırakır yemeği. Son bir kaşığı kimse almaz. Pilavda da olur. Her şeyde olur. O et mesela gelmiş diyelim, tavuk gelmiş. Bir parçak böyle kalır illaki. Herkes birbirine ikram eder. İkram eder. Mesela ben salatanın üstünde çok yakıştırıyorum şeyi, pirinci. Gerçekten mi? Tabii salatanın üstüne koyuveririm böyle. Bir salata yaptıysam, o günün salatası neyse, bir kaşık. Çünkü bir kaşık ne sana yeter ne bana yeter, kimseye yetmez. Ama orada bulgur pilavı da aynı şekilde salatanızın üstüne bir avuç, iki avucu koyuverin. Valla çok güzel fikir Derya Hanım. Yapıyorsundur sen canım. Ben şey, bizde yeniyor. Yeniyor, kalmıyor yeniyor. Yok bizde ben çok az yapıyorum çünkü kalmayacak gibi yapıyorum yemekleri. Hani veya şey diyorsun, ay şunu ısıtır yarın yerim diyorsun. Aynen öyle ama salata yalnız daha güzel. Şekli, şemali ne kadar güzel oldu. Şimdi yapınca çok daha da güzel olacak. Şimdi dışına da Derya Hanım yaparken normal bir paneleme yöntemiyle yapıyoruz ama... Tek farkı yine yumurtaları. İki tane bütün yumurtanın tamamını koyuyorum. Gevrekliği ve tutuculuğu için de iki tane yumurtanın da akını kullanacağım. Yani direkt dört biraz tane. Biraz yumurtası bu olmuş. Şimdi bulamak için ister istemez gerekiyor. Başka türlü tutmuyor. Bunu hemen böyle koyuyorum. İşte benim diyetimin olmazsa olmazı bu. Yumurtalar değil mi? Yumurtalar. Bakın ben sabahleyin ne yedim? Hiç ekmek yemiyorum, hiç hamurlu bir şey yemiyorum. Domatesli yumurta hayatımda en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. O sos domatesler var ya hani yapıyoruz hepimiz konserve, evet. Ev konservesi. Onlardan bir kaşık, biraz zeytinyağı, üstüne de iki tane yumurta kırdım. Yani hemen hemen şu ana kadar ve şeker hastasıyım. Onunla duruyorum. Birkaç tane çilek yedim hani yayında şekerim düşmesin diye. Öyle duruyorum. Yok, bir lokma şey yedim değil mi ben? Yemek yedim, fasulye yedim. Bak dur unuttum. Kıymalı fasulye yedim azıcık. Çok azıcık çok şey ama çok çok az yedim. Ama beni esas tutan yumurta. O yumurta. Yumurtanın evet tutuculuğu, proteinin tutuculuğu gerçekten çok fazla. Çok uzun süre tok tutuyor ve acıkmıyorsunuz. Şimdi Derya Hanım biz una buladım. Tamam. Arkadan yumurtaya buladım. Arkadan bu ekmek kırıklarına buladım. Şefika bu çok bu şekilde güzel bir şey. Ve böyle fırın tepsime koydum. Peki ben şimdi hep Ramazan geliyor ve orada saklanabilirlik açısından. Bunu böyle yaptım. Buzluğa direkt atabiliriz. Atabilir miyiz atabiliriz. Böyle yoksa öyle mi yok, atacağız? Yok direkt bu şekilde atılsın. Şu şekilde atalım. Bu şekilde atılsın. Biz bunu çıkartıp gayet güzel böyle paneleyip direkt... Biraz donmasını çözülmesini... Yok hiç gerek yok. Fırında hem pişer hem çözülür. Öyle sadece mi? Pişme süresini bir 5 dakika falan uzatır. Başka bir sakıncası olmaz. Yani gayet bunu arkadaşlara da yapabiliriz. Günlerde yapabiliriz. Bir yanına bir çayla şu aynen, çok güzel çok, bir çok şey. Güzel bir şey. Çok güzel. Ve çok da... Aha yanlış yaptık. Bak önce yumurtaya batırdım. Tamam olsun. Arada konuşurken önce una... İşte öyle. Sonra yumurtaya arada bir yapıyoruz böyle. Ben demin küçük bir video çekiyorum şeyde. İçeride odada işte o sırada da Fransız düğümü yapıyorum elimde bir işim var onu yapıyorum onu bile çekerken insan yanlış yapıyor yani yapabiliyor. Dikkatinizi yaptığınız işe vermek durumundasınız o zaman iyi bir iş çıkıyor yani biz bazen burada yayında yaptıklarımızı götürüyoruz söküyoruz tekrar canım, yapıyoruz aynen öyle, aynen. Hakikaten hem konuş hem yap. O çok zor oluyor bazen. Şimdi biz bunları hemen... Tamam. Şimdi Şefika geçsin mi artık diğer bir yemeğine? Geçelim. Az kaldı bitti zaten. Bitti zaten. Az yapmıştım onu. Şimdi birazdan da ben bir bayat yufkalarla bir tane börek yapacağım. Benim... Ben onların şeylerini açayım yavaş yavaş. Evet, benim Şefika. Evde çok oluyor. Bilmiyorum izleyicilerimizin evlerinde sen de oluyor çok ama... yemek yapıyorsun, evet, çok... fotoğraf çekiyorsun. Evet aynen. Onunla uğraşınca ister istemez bazen fazla alıyorum. Yufka olur yırtık çıkar diyorum. Ya da kenarlarını bazen kullanıyoruz evde. Kalıyor yufkalarımız. Bunların hepsini değerlendirebilecekleri bir börekle bugün izleyicilerimize göstermiş olacağım. Bu böreği bugün muffin kalıplarında pişireceğim. Aynı zamanda çocukların okul beslenmeleri için de güzel bir alternatif olacak. Şimdi bunu da en sonunda yaptık. Şimdi bunu 200 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişmeye yollayacağız Derya. Evet. Bunu da sizden rica edebilir miyim? Bunu fırına atabilir miyiz? Atarım. Tamam. Bunu biz biraz... Şefika, hemen geçelim öbür şeye. Tamam Derya. Bu birincisi bitti. Şunu da kalalım arkaya. Şimdi yufkalarımızı burada iki tane... Yalnız Ayşegül gel fırın soğuk.
Isınıyor gibi duruyor ama ısınmıyor. Evet. İki tane haşlanmış, ezilmiş burada patatesimiz var Derya Hanım. Ben patatesleri haşlarken içine hafifçe tuz attım. Evet. O şekilde daha lezzetli oluyor. Patates içine tuzunu almış oluyor. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz içine. Bir çay bardağı kadar aşağı yukarı 100 gram kadar erimiş katı yağımızı koyuyoruz. Bu börek katı yağla çok güzel oluyor ama izleyicilerimiz isterlerse sıvı yağ da kullanabilirler. Hiç problem değil. İçine 2 veya 3 tane yumurta kıyıyoruz büyüklüğüne göre. Eğer yumurtalarımız büyükse 2 tane, birazcık daha küçükse 3 tane yumurta kırabiliriz. Onu koyuyoruz. Başka? Bunu, başka bir şey yok. Şimdi yufkalarımızı, karışımı böyle sosumuzu karıştıracağız Derya Hanım bu şekilde. İçine kabartma tozumuzu koyacağız. Bir pakette kabartma tozu koyuyoruz bu sosun içine. Böyle karıştırıyoruz ve içine yufkalarımızı kırpıklayarak koyacağız. Karıştıracağız, muffin kalıplarına koyup pişireceğiz. Vallahi ben hani kırpık böreği hepimiz yaparız. Sosunun içine koyarız ama patatesi içine patates konması çok güzel yapıyor. Bir de bu böreğin çok pratik bir şeyi var. Eğer bu böreği daha evvelden yapıp bekletirlerse bu börek çok daha güzel kabarıyor. Evet. Yani bunun en önemli özelliği börek de bu. Bu çok geçerli bir şey. Evet, kesinlikle öyle. Yani tepside öyle. De yapsak biraz dolapta evet. Beklemesi çok iyi oluyor. Bir de kabartma tozu koyduk içine. O kabartma tozu bu sütle patatesle falan birleştiği zaman daha da güzel kabarmasını sağlıyor. O yüzden bu şekilde yaparlarsa çok daha da güzel kabaracaklar. Şimdi önümüz Ramazan olduğu için sahura falan da yapmak isteyebilirler belki. Bunları Derya Hanım şöyle. Şey getireyim mi? Yok, ben elimde doğrayayım. Böyle erişte gibi şöyle doğrayıp. Hatta bazen bayat yufkalar ufalanabiliyor. O şekilde de kullanabilirler. Bunu böyle içine koyacaklar. Abi çok iyi fikir. Ben bunu çok beğendim. Özellikle yırtık yufkalarda. Marketten alıyoruz bazen yufkalar yani, birbirine karışık tabii çıkıyor. Tabii bizim yufka şu anda çok güzel bir yufka. Evet, bizimki çok güzel. Biz yufkacıdan almış herhalde, sağ olsun Ayşegül. Ama marketten aldığımız yufkalarda bazen aynı şeyi yapamıyoruz. O zaman da ister istemez yufkalar birbirine yapışıyor. Kullanamıyoruz. Şimdi bunu böyle karıştırdık. Hele o tarz bir yufka kazasıyla karşı karşıya kaldığınızda da direkt herhangi bir börek yaparken de eğer böyle bir kazayla karşı karşıya kaldılarsa sosu birazcık hemen o sosun içine de patates koyup ya da belki beyaz peynir koyup belki kaşar peynir koyup yine aynı şekilde yapabilirler. Çünkü sarılmıyor o tip yufkalar gerçekten. Vallahi bu çok güzel. Bundan içinde yumurtası var, yoğurdu var, yağı var, patatesi var, yufkası var. Yani her şeyi var, her şeyi var. Çocuklara iyi bir öğün olabilir. Şimdi biz bunu bu şekilde yaptıktan sonra böyle Derya Hanım muffin kalıplarını yağlamıştık daha evvelden. Muffin kalıplarının içine bu şekilde dolduruyoruz. Ondan sonra üstlerine susam serpeceğiz. İstersek çörek otu serpeceğiz. Bunları da 200 derece fırında pişmeye bırakacağız. Bu kadar. Bunlar puf 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 çok güzel nar gibi pişecekler. Bir de kıtır kıtır olacaklar. Oh. Yağlamış mıydın kalıpları? Tabii onları biraz yağladım ben daha evvelden. Peki. Muffin kağıtlarına koysak nasıl olur? Şöyle oluyor Derya Hanım. Eğer kağıtlara direkt koyduğumuz zaman kağıtlardan ayırması zor oluyor. Birazcık şekilleri bozulabiliyor. O yüzden ben kağıtlara koymayı tercih etmiyorum. Ama şey var, içi şey gibi olan, yağlı gibi olan muffin kalıpları çıktı şimdi yeni. Böyle bayağı her yerde var artık, marketlerde falan da görüyorum. Onların içi böyle parlak parlak. İzleyicilerimiz eminim dikkatlerini çekmiştir. O parlak olanlara koydukları zaman onlardan yapışmıyor. Onlara koyabilirler. İşte bunu da birazdan öbürlerini de ben tamamlayayım. Fırına atacağım. Geçelim mi Erkan öbür? Var mı zamanı? Diğerine geçelim. Tamam. Bunu... Ne kadar süre var? 12 dakikan daha var. Tamam, onu öbürünü böyle anlatayım o zaman uzun. Tamam. Bunu da birazdan fırına atacağım ben, diğerlerini de tamamlayıp. İçine koyalım bunu. Üstlerine de susamlarımızı serpeceğiz. Valla bunu yaparsınız. Soru var mı Şefika ile ilgili? Şöyle susamlarımızı serpelim hatta üstüne şöyle güzel güzel. Şeyi yazıyorlar. Karnabahar yazın olmuşum. Karnabahar güzel fikir, evet. Karnabahar da yani. Her şey oluyor. Mesela ben kısırı şu böreğin içine azıcık karnabahar bile atılabilir. Kısırı şu çok yaptığım. Güzel oluyor Derya Hanım. Karnabahardan o yapılan kısıra ben bayılıyorum. Peki o kadar şeye karnabahar atılır mı?
Bu pirinçli yaptığın şeye karnabahar olur mu? Aklıma gelmedi. Mesela. Olabilir Derya Hanım. Benim olabilir. De aklıma gelmedi gerçekten. Güzel olur. Gerçekten de çok da güzel olur. Çok da güzel. Çok da güzel şimdi olur. Şimdi kestane şekerine mi geldik? Evet, geldik kestane şekerine. Bu arada ben bir ocağımı yakayım, çikolataya batıracağım ben bu yaptığım kestane şekerlerini. Böyle minik çikolatalı kestane. Evet. Şekeri. Ya bildiğimiz böyle çikolatalı. Hatta şimdi bayramda falan da ikram edebilecekleri gibi bir şey yapacağız. Bir de yansaydı ocağımız. Süper Barışcığım olur. Gel. Gel Barış, gel. Bu bizi sevmiyor bu ocak. Bugün sabahtan beri kaç kere Barış'a Barış geldi. Derya Hanım hemen araya gireyim o zaman. Buyurun. Seyircilerimiz bu dizi istemişler. Ben de hemen el koydum buradan aldım. Aa. Evet, bunu bana verin dedi. Veriyor musunuz? Ay teşekkür ederim. Gönderiyoruz. Seyirciye mi gönderiyoruz? Evet, sizin o giydiğim bluzu benim de kokum sindi üstüne. Ay ne güzel. Bir şey diyeceğim, kuşağı da varmış. Kuşağı da varmış onun. Daha zayıfsınız, kuşağı takarsınız. Bana takmaya gerek yok kuşağını. Bir tane şey seyrediyorum internette. Beyoncé'nin bir konserini veriyor. Orada Beyoncé bir yerde böyle bir siyah havlusu var. Böyle yapıyor yüzünü, şeylerini alıyor. Terlerini alıyor. Ondan sonra da onu seyirciye fırlatıyor. Aman Allah'ım, birine gidiyor. Ağlıyor, bayılıyor, Allah'ım yerlere düşüyor. Ya. Sakın siz öyle bir şey yapmayın. Ya. Yani benim, siz de bize sarı bez fırlatın. Buradan kaparız. Sarı ben düşerim yere. Bizden başka bir şey yani, çıkmaz. Tabii fanatikler böyle. Ama çok güzel şeyin adı Homecoming. Beyoncé'nin bir konseri. İnternette izledim. Bayıldım bayıldım. Bir daha başa aldım izledim. Verdiği ana fikir, anlattığı şey de çok güzel. Hoşuma gitti. Ben izlememiştim hiç. Yani kliplerinde falan bir iki görmüştüm ama tabii konserini falan görmemiştim. Çok emekli, çok güzel bir iş. Hadi Şefika. Şimdi çikolatayı koydum. Gene konuşuyorum öyle. Çikolatayı koydum. Ben varı da eriyor. 3 su bardağı haşlanmış fasulyemiz. Evet, fasulye. Evet, bizim fasulye. Buradaki kestane şekerindeki olayımız kuru fasulye. Kuru fasulyemiz var. 3 su bardağı kullan. Haşladık. Haşladık. Haşlanmış şekli 3 su bardağı. Tamam bir dakika, ben bir tane o haşlanmışı şurada kameraya bakın nasıl eziliyor mu? Bakın eziliyor, evet, eziliyor. Yumuşak. Çabuk, çok iyi yumuşak. Haşlanmış. İyi haşlanmış. Güzel fasulye. Haşlanmış olsun. Evet. Evet, buyurun. Onun içine 3 çay bardağı şeker koyuyorum. Bir paket kabartma tozu koyuyorum. 3 tane yumurta koyuyorum. Şöyle. Büyükse 2 tane koyabilirler. Bizim küçük olursa 3 tane koyacaklar. Bu şekliyle tam ölçü olacak. Kuru fasulye piştikçe böyle kendini toparlayan bir şey Derya Hanım. Aynı pirinç gibi. Evet. Piştikçe kendini toparlıyor ve sertleşiyor. Kek haline geliyor neredeyse. Kuru fasulye keki de yapılır galiba onun, değil mi? Onun aslında kafasında bu da. Aynı şekilde 3 yemek kaşığı da içine un ilave edeceğim. 1 su bardağı cevizimiz var. Ama cevizi ilave etmek için bekliyorum. Biraz bunları ezdikten sonra cevizimizi burada koyacağım. Abi. Bunu koydum. Bunu da şöyle. Ben bilmiyorum. Sen şunu de. Koyup hemen şöyle eziyoruz. Evet, ezelim. Peki cevizi biraz kırtıkladıktan sonra, biraz şöyle dövdükten sonra koysak? Şimdi yapıyor bu, mu? Yapıyor da yani. Tamam. Hafif ezildikten sonra bunu da direkt robotun içine koyuyorum ben. Bir su bardağını da. Ondan sonra direkt fırın tepsime koyacağım ve pişireceğim. 200 derece fırında. Bitti. Bu kadar. Yapması da çok pratik. Nasıl fırın tepsisine koyup yapacaksın? Böyle böyle tane tane yapacak mısın? Bunu şimdi tane tane yapmayacağım. Piştikten sonra, şimdi pişti bu hale geldi ya, ben bundan sonra bunu tane tane yapacağım. Ben şimdi bunu yuvarlayacak falan yok, zannettim. Piştikten sonra tane tane yapacağım Derya Hanım. Şimdi bunu böyle kıvamında izleyicilerimiz görmüş olsun bu şekliyle. Çok da güzel bir kıvamı var. Sanki suluymuş gibi geliyor. 3 yemek kaşığı unla pişmezmiş gibi geliyor ama. Yok. Pişiyor. Çok güzel. İsterlerse portakal kabuğu. Aa, çok yakışır. Çok güzel olur. Tarçın isterlerse koyabilirler. Hani farklı bir şey yapmak isterlerse, farklı bir lezzet elde etmek isterlerse. Sevdiniz mi Şerife Hanım? Çok güzel fikir değil mi? Benim de çok hoşuma gitti. Bunu bu şekliyle
pişireceğiz. Kaç derecede? Yine 200 derecede pişmesi yeterli Derya Hanım. 200 derecede pişebilir ama bizim tabii her zamanki gibi pişmişimiz var. Biz bunu yollayacağız. Biz hazırlıklı geldik. Bekliyoruz çok şey yapıyoruz, nazımız geçiyor. Estağfurullah. İşte bu kek pişti. Yani bu kekimiz... Evet. Bir dakika. Böyle oldu. Bu kek, o kek, o kek, bu kek. Şimdi diyecekler ki izleyicilerimiz niye bu açık renkte bu koyu renk? Ceviz çünkü piştikçe boyuyor. Ceviz tamam, piştikçe, daha güzel. Evet, evet. Çift piştikçe boyuyor. Kestan şekerin rengi de böyle. Aynen. İşte o yüzden de çok kıvamını. Bir bakın. Tazına bakamazsınız belki ama bir de islak, ne kadar ıslak. Çok ıslak. Kesinlikle çok ıslak. Şimdi biz bir şey yapmıştık Yurdanur, hatırlıyor musun? Biz bir şey yapmıştık siyah fasulyeden. Hatta internete koymuştuk onu videolar kısmına. Neydi o? Yine muffin yaptık ama bizimki sağlıklı muffin. Hurmayla falan yapmıştık. Bak onu ben niye burada yapmıyorum? Yapalım. Şimdi. Evet. Yapın, bize getirin. Burada yapayım. Evde de yaparım. Ne olacak? Şimdi şöyle. Çok kolay. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Nemli olduğunu. Birbirini hemen tutuyor Derya. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok nemli. Nemli. Kuru fasulyeden dolayı çok nemli. Birbirini tutuyor. Bunu bu şekilde toplar haline getirip daha sonra eriyen çikolataya batıracağız. Bir küçük bilgi vermek istiyorum ben burada izleyicilerimize. Buyurun. Normal şartlarda benim ve diğer izleyicilerimiz de muhtemelen bana katılırlar. En büyük problem böyle çikolataya batırırken bir şeyleri çikolatanın fazlaca akıp hatta ziyan olup yağlı kağıdın üstüne akması veya koyduğumuz şeyin üstüne akması ve çikolatanın ziyan olmasıdır. Bu tip tarifleri yaparken çikolataya bularken bu yuvarladıkları veya şekil vermek istedikleri şeyi bir yarım saat buzlukta bekletsinler. Bu buz gibi bir olsun. Daha sonra sıcak çikolatanın içine koydukları zaman sadece ihtiyacı olan çikolatayı batırıp hemen alıyorsunuz ve hiçbir şekilde bulaşmıyor. Çok güzel. Böyle hani kısa şey bilgiler veriyorlar. 5 dakikalık böyle pratik fikirler, bilgiler. Çok güzel şeyler var öyle. Ben de orada gördüm geçen gün. Hani buzdolabında tutma bu çok şeyini. Güzel oluyor gerçekten. Artık bütün hanımlar şef oldu. Bütün hanımlar ne güzel, yemeklerini pek çok kişi yapmayanlara, yapamayanlara, vakti olmayanlara yapıyorlar. Kimsesizlere yapanlar var. Yani kadınlar hakikaten son yıllarda özellikle sosyal medyanın da bu kadar her şeyimizi sergileyebildiğimiz, bunlar iyi sergilenen şeyler. Aynen. Çok kötü, çok rezil şeyler de var. Onları biliyorsunuz siz. Hakikaten insanın içi almıyor. Ama böyle fayda sağlayan şeyler, paylaşımlar bizleri yüreklendiriyor. Aynen. Ve yüreklenin. İyi şey yapıyorsanız kesinlikle yüreklenin ve arkasında durun. Şimdi bunları mesela dondurucuda mı soğutalım, buzdolabında? Dondurucuda soğutmak çok mantıklı çikolatayı bulamadan evvel Derya. Çok akıllıca. Dediğim gibi hemen çikolatasını alıyor ve hemen donuyor. Şimdi çikolatamız böyle yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kaynar suyu, altında evet. Kaynar suyumuz var. Ama eriteceğimiz kabın suya değmemesi gerekiyor ki çikolatanın yapısı bozulmasın. O zaman çikolatanın birazcık da yapısı bozuluyor. Hemen böyle eriyecek. Bu topları tek 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 çikolataya batıracağım. Ve ondan sonra hafifçe dinlendirip servis yapacağız. Bu kadar basit. Ay çok güzel. Daha minik de yapabilirler. Bir tane görebiliyorsak görelim hemen, ve reklama gidelim. Yok, hemen görebiliriz. Şefikan batır şeyini. Siz atabilirsiniz Derya Hanım içine. Ben onu hemen böyle şöyle şöyle yapacağım. Böyle bulayacağım çikolataya. Bazen de böyle görüyorum bir telin üstüne alıyorlar. Evet. Ha, sen çatalla yapacaksın aynı işlemi. Yaptım bile. Oo. Yaptım bile, yaptım. Çok güzel oldu. Bir iki tane yapalım. Yapalım. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da dolaba koyalım mı? Evet, biraz dolaba, özellikle burası çok sıcak olduğu için dolaba koyabiliriz. Şimdi bayram geliyor ya Derya Hanım. Bayramda böyle minik minik turf kağıtlarına, minik minik kağıtlara bunu yapsınlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir bayram veya misafir önerisi bu. Çok yani, hem de pratik. İftarda bunu yemek yendi. Sonra bir çay yapıp... Canan Karatay yemekten sonra çay. Ya içmeyin diyor ama. İçmeyin demiş ama herkes neler yazıyor. Vallahi diyorlar yani. Ki bizim çay çok önemli. Ay, yemekten sonra bir çayımız vallahi. Var içtiğimiz. Aslında onu başka bir şey için söylüyor mutlaka bir şey ama oradan bir içinden almışlar böyle. Siz çayınızın yanına bir tane böyle daha küçük boyda
Nefis gider şey, bu. Kalıba bastırıp mesela yıldız şeklinde, kalp şeklinde veya böyle şekilli kalıplara da bastırıp bu şekilde de şekillendirebilirler. Çünkü hamur çok müsait. Hamur hakikaten çok, çok müsait. Çok hamur güzel. Çok müsait. Herkes sorar ne bu diye. Ya hele dediğim gibi anlaşılmayacak bir malzeme. Ben bunun içine ben de şimdi hep böyle şey peşindeyimdir. İçine ne koyabilirim acaba diye. Mesela elma rendesi koysam içine nasıl olur? Azıcık. Elma rendesini pişirmeden mi koyayım diyorsunuz? Pişireyim mi koyayım? Hani pişip koysa daha iyi olur. Ha, evet. Çünkü o da sulanınca ekşitir mi acaba Derya Hanım? Elma tatlı bir elma koymak lazım. Evet. Yok yani siz koymayın. Ben öyle bir şey katma severim bir şeylere. Şimdi bunu Şefikam böyle çok güzel oldu. Servis yaparken de bunu böyle... Ne diyorsun İsterlerse Şefika? Şöyle bir şey yapabilirler. Çikolataya bulamaları şart değil Derya Hanım. Bunu böyle beyaz çikolata da olur. Beyaz da olur ya da hiç çikolata olmaz. Bunu bu şekilde yuvarladıktan sonra Hindistan cevizine bulayabilirler. Aa, o da iyi fikir. Küçük renkli şekerlemelere bulayabilirler. Bir kısım da öyle yapsana bize arada tamam, reklam arasında. Tamam arada yapayım öyle. O da çok güzelmiş. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra bizim hırka mı var reklamlardan sonra? Evet. Bizim hırka var yazlık hırka. Ay çok güzel, gerçekten çok güzel. Jimmy, çok güzel bir hırkamız var ama şimdi reklamlara gidelim. Siz de şöyle bir dinlenin, biz de reklamları izlerken biz de geliyoruz. Evet, Şefika'ya sorulmuş, o muffin kabına yaptığımız şey düz olmaz mı? Yurdanur diyor ki ben düz yapacağım. Düz de olur niye olmasın. Şimdi şu dalgalı etek Allah'tan buradaydı götürmemiştik atölyeye. Hemen onunla ilgili bir küçük şey yapıp yazlık hırkamıza geçeceğiz. Şimdi 20 dilim amma ve lakin yanlar yarım motif. Önü arkayı ayrı işlediğimiz için. Önü evet, bütün yapsak daha farklı olur ama biz bu şekilde yapılmış, bu şekildeyi anlattık. Bakın şurası yarım ve tığ numaranız veya ipiniz kalınsa bunun çok ince bir ipi var. Ve tığ numarası da ince değil mi bunun? Evet, kaç numarayla ördün? O iki numarayla örmüş sanırım. İki numarayla örmüş, bayağı ince, dantele yakın neredeyse. İncecik bir ipi var, ipler yurt dışından alınmış. Hatta bunun daha incesiyle mi? Tabii daha incesi. Yani şu ipin daha incesiyle örülmüş. Bunun var. Ben size attım renk seçeneğini. İncecik yapacaksınız. Hani orlona yakın mı bunun? Evet evet. Orlona aynen yakın bunun ipi. Ve tığınız şişiniz ince olacak. Şimdi 20 dilimi şöyle hesap ediyoruz. Bakın bütün dilimleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandaki yarımlarla 10, 20'den az olmuş oluyor iki tanesi değil mi? Yok 9, 20 işte 19 bunlar da 20. 20 bütünlenince şöyle olunca evet. Bunlar da 20'leri oluyor doğru söylüyorsun. Eğer siz daha küçük yapmak istiyorsanız 7 dilim yapın. Şöyle yapacağım 2 dilimi kaldırıyorum. Hani eğer daha küçük ince 36, 34 bedenseniz... Bir kere daha az tabii, yapmalısınız. Tabii tabii. Kalınla yapıyorsanız, kalın tığ ve şişle yapıyorsanız yine 7 dilim yapın. Çok büyük evet, oluyor diye. Evet. Evet. Şimdi bir de ölçü vereceğim oraya ne kadar diye. Belki bir kağıt kesersiniz. Bir seyircimiz sökmüş bozmuş sökmüş bozmuş. 67 santim bunun. Burası yukarıdan yüksekliğini de ölçmüştük. Kaçtı onu söylemiştik. 75'te. 74 mü 75 mi? 75. Yani lastik hariç 75 santim. Çok fotoğrafını gördüm. Kaç tane böyle kaç renk kullanılmış? 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra. 14 sıra. Burayı da 13, 15. İstedikleri boya göre. İstedikleri boya göre boyunuz ne kadarsa... Ona göre ayarlamalısınız bu yüksekliğini de. Belinin lastiği de şöyle kaç santim onu da ölçeyim. Fermuarı var yanda. 8 santim. Şurada bir toplama işlemi var. Şuraya bir Yaşar'cığım bir rica etsem. Bakın şu sırada çift çift alarak biraz topluyoruz. Beli. Evet. Değil bele mi? Bele göre bele göre ayarlama yapıyoruz. Ondan sonra lastiği yine tığla
bir ters bir yüz gibi örüyorsunuz. Tığla lastik yazın internete, orada anlatılır. Bir de şurada arada bir şeyler yapılmış. Şuralarda hanım dilendiği gibi yapmış. Bunu üstüne... Perhan Hanım tekrar üstüne geçmiş. İşleme yapmış üstüne. Ne işi demişti o gün? Sap işi. Zincir işi. Zincir işi, sap işi. Zincir işi. Üstüne işleme yapmış. Şunu göstermek istiyorum. Tuhafiyelerde pullu ip bitmiş. Biri beni aradı. Pullu ip bitmiş. Bu şekilde oluyor. Aralara da pul koymuş. İsterseniz daha çok pullu simli kullanabilirsiniz. Renk ben size bir yeşil tonlarında bir skala koydum. Orada yeşil pullu ip var. Öyle yapabilirsiniz. Hakikaten çok güzel bir etek. Gri tonlarında yapabilirsiniz kullanımınıza göre. Çok güzel. Tamamen simli mimli örüp gece mece bir yere giderken giyebilirsiniz. Evet. Siyahlar, beyazlar, beyaz pullu, sarı pullu karıştırabilirsiniz. Evet, burada eksik bir soru olursa tekrar cevaplarız. Şimdi bugünkü hırkamız yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak diyeyim. Askılı bir elbiseniz var, beyaz bir tişörtünüz var veya mayo üstüne giyebileceğiniz şöyle daha bir hırka. Yurdum ellerine sağlık. Estağfurullah. Biraz diyor küçük ördük diyor ama oldu bana. Daha uzun yaparız. Bakın kapşonu var. Önünde hiçbir şeysi yok. Hiç yaka kesmesi falan da yok. Yaka kesme yok bunda. Dümdüz örüyorsunuz. Sizin arkasını göstereyim. Daha büyük ve uzun olursa çok güzel mayo üstü olur. Mayo üstü olur. Şuralara belki küçük bir şey konulabilir. Ama bu da çok güzel oldu. Siz çok güzel taşıyorsunuz. Yok ya Yurdanur, aşk olsun. Efendim? Kotun üstüne beyaz tişörtle çok güzel olur. Mayo üstüne olur. Kimin kullanımı nasılsa o şekilde giyebilir. Ama rahat, kalın değil. İpimizin markasını da yazalım evet. Daha sonra. Şimdi bunun için bir tane polardan hazırladık bir şey. Kalıp. Onu gösterelim. Bir kalıp yaptık. Şöyle. Ya olayın kolsuz hali bu. Evet. Bakın bu. Bunu örüyorsunuz. Hiç zor değil. Hiç zor değil. Hiç zor değil. Sonra kollar ve kapşon daha sonra oluyor. Şimdi Yurdanur bir tane bu küçük. Aynı polardaki gibi küçük evet. Bebeklere giydirmek için bir tane hazırlıyoruz. Şimdi normalde Derya Hanım biz bunu kendimize yapacaksak her zaman olduğu gibi zincir çekeceğiz. Böyle ölçeceğiz kendimizi. Bir dakika onu, o hareketi görelim. Zinciri çektiniz. Sen kaç zincir çektin mesela buna? 300. Senin adın 300. 300. Nur olsun ama Yurdanur olsun. İnce bir ip. Hanım diyor 300 tane çekti diyor bana yapımcımın annesi. 300 tane nasıl örülür diyor cuma günkü şal için. Ay kıyamam. Çok tatlı bizi çok güzel ağırladı yapımcımın annesi Urla'da. 300 zincir diyor. Kendisi de el sanatları hocası. Gerçekten çok güzel işler de yapıyor. Şimdi bakın zincirinizi çektiniz ölçüyorsunuz şuradan. Evet. Bol cana da istiyorsanız. Böyle biraz bolluk evet. Da vermelisiniz. Bu şekilde ölçeceksiniz kendinize göre. Evet. Çünkü siz ben 300 zincirim de siz 200 zincirsiniz. Tabii. Veya 400 zincirsiniz. Evet. Yani bunu artık o sizin bedeninize göre. Biz ortalama şu bana da biraz daha küçük mesela. 300 hani. Daha büyük olabilir. Şey evet. Yapabilirdim bana 340. 300, evet. O civarda. Ben kendime yapsam 400 yaparım. Gerçekten. Yok yani. Gerçekten. Hayır, kaç yaparsanız bol diye. Yapın. Bol evet. Bol diye. Şimdi çektik. Bunda kaç tane var? 300 tane. 300 tane zinciri 300 çektik. Tane. Evet. Ta kol evine kadar ikili trabzan gidiyoruz evet. Ama atlıyor muyuz? Evet. Şimdi ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir atlıyoruz. Bir ikili trabzan yapıp batıyoruz. Dolayısıyla burada 150 tane kutucuk oluyor. Evet. Sonra bu kutucukları kendi hırkamızda 40 sıra yukarı kadar işledik. Evet. 40 sıradan sonra yine bakıyoruz. Yine önümüz da mü daha geniş? Önümüzde. Yani ön daha fazla olabilir. Arkası daha şişman olabilir insanların. Ona göre ayarlıyoruz. Ben evet. Şöyle kenardan ayırıp bununla 45-45. Bizim önümüz 45. Sol önde 45, mesela, arkası 60. Ben naçizane bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun estağfurullah. Mesela bunda
320 falan olsaydı şu ön bana daha iyi yaklaşacaktı. Evet, ideal olacaktı. İdeal olacaktı. Bakın şöyle, kolları sonradan örüyoruz. Tığ numaram kaç diyor? 2,5 numara tığ. Şimdi bunu da koyacağız. Dip. Bu arada Derya Baykal gülümse hesabına değil de Derya Baykal Instagram'daki Derya Baykal hesabında yapacağız paylaşımlarımızı. Bundan böyle oraya gitmeyin, bana gelin. Orada paylaşacağım ben bunu. Çok seyircimiz bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor. Benim hesabımda paylaşılsın dedik grup toplantısında. Orada mıydı, burada mıydı diye. Bazen ben koyuyorum, o görülmüyor. Bazen oraya koyuyoruz, o görülmüyor. En istedik tek bir hesapta olalım. Çok da güzel oldu. Evet. Şimdi bunun ayırdık, yukarıya kadar ördük. Omzunu dikeceğim Derya Hanım. Kollarını hiç şey yapmadan, ek olmadan yuvarlak yuvarlak öreceğiz. Evet. Peki şu ayır şeyi nasıl yaptın? Şuradaki paylaşımı nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Hı. Şimdi normalde kendim ördükten sonra bir böyle ortaladım. Tamam. Hani biraz da şuraya üst üste kadar getirdim. 40 evet. Sıra örmüştüm. Bir ortaladım. Sonra saydım. Bizimkinde burada 45 kutu var. 45 kutu var. Burada da 45 kutu var. Dolayısıyla arkada 60 kutu kaldı. Tamam. Onu da yukarıya doğru kaç sıra ördük? 30 sıra daha ördük. Şurayı ayırdık. Ayırdık. Önce sağ önü ördük. Sonra sol önü ördük. Sonra arkayı ördük 30 sıra. Yani şuralar bunu görenler mutlaka ayrı. Biliyorlar. Kol açmış olduk. Kol açmış olduk şuradan. Evet. Evet. Sonra bunu omuzları dikiyoruz. Dik yurdanır. Şimdi küçük parçada omuzları dikeceğim. Yalnız çok güzel bir şey. Ben bunu yap daha iri delikli olabilir. Hani rüzgar içinden geçmiş olur. Geçer bundan da. Bu çok güzel. Yaz akşamları çantanızda bulunacak bir hırka. Ne diyor seyircilerimiz Aytun? Çok beğenmişler. Beğenmişler mi? Evet, ben de buradan. Ne diyorlar? Soruları Aytül toparlıyor şimdi. Anlatıyoruz biraz şu omuzu diktikten sonra olay gelişecek. Evet. Evet. Var mı makasım, vereyim mi? Var şöyle. Var burada makasım vardı. Tamam. Şimdi omuzu yalnız nereye kadar dikiyoruz onu söyle. Omuzu bir yaka payı, buradaki bir rahatlık yaka payı bırakıyoruz. Ben evet. Onu kendimce hesapladım. 10 santim gibi bir şey. 10 santim. Evet. Şurada 10 santim bırakana kadar yakayı dikiyoruz. Sonra. Sonradan Derya Hanım bunu yakayı ortaya böyle getireceğiz, arka ortasını. Şuradan itibaren dönerek kapşonunu öreceğiz. Biraz tepesini yuvarlayarak şu yani şu. Tepesini nasıl yuvarlayacaksın diye soracaklar şimdi. Biraz keserek. Hı. Yuvarlayarak şuradan öreceğiz. Da göstereyim. Evet. Arkadaşlar Yaşar'cığım bak kapşonda yaptık, düz yaptık, sen söktün galiba düz yaptığımızı. Evet, sonradan siz dediniz ki biraz yuvarlak olsun, söktük onu. Hani burası sivri olmasın. Tam kukuleta gibi şöyle şurası şöyle olmasın diye... Hafif böyle bir şurada bir yuvarlak verdik. Bunun içinde bir patron yaparsanız evet. Bu şekilde örerken orayı kese kese yaparsanız harika olur. Şimdi sen kolu göster önce yurdanı. Tamam. Omuzu da diktin. Evet. Şimdi şöyle dikiyorum yani basitçe. Yani bu şekilde bir kapşonlu yelek de yapabilirsiniz. Değil mi yurdanı? Kolları yapmazlarsa. Ben mesela kendime yapmayı düşünüyorum. Yelek şundan. Gibi mi? Yok, yelek değil, öyle hırka. Şimdi kol omuzu da diktik, kolları açık kaldı. Hemen buradan tığımı şey yapıyorum, ipimi bağlayıp. Kolları döne döne kollarda da bu sefer ne oluyor? Dikiş hiç olmuyor. Dikiş olmamış oluyor. Omuzdan başlıyoruz, şuradan evet. Başlayıp kolları örüyoruz. Bakın kolda dikiş yok. Omuzda da dikiş olmaması güzel oluyor Derya Hanım. Burayı rahatsız etmiyor omuzu falan şurada, düşük olduğu evet, için. Şurada da. Takıp ördüğümüz için yünümüzü hiçbir şekilde şey olmuyor. Aytun soru alayım mı? Derya Hanım eteği soruyorlar hala, gri yaptığımız şeyi ne zaman göstereceğimizi soruyorlar. Aa, ona çalışacağız. Ha. Bu gri şuna çalışacağız, bize müsaade edin. Ben niyeyse onu ya da yaptık yıllar önce hiç hatırlamıyorum, bir yapılmışı yok bizde. Motiflerini çalışacağız. Birleşimleri kaç motif gidiyor, onları size burada anlatacağız. Yalnız elimizde çok iş var, biraz müsaade edin. Onu mutlaka yaparsam da duyuracağım.
önceden. Evet. Yurdanır, döne şey yoruyorsun. Evet. Sonra istediğimiz boya getiriyoruz. Biz 50 sıra yaptık kolu. Evet, kapşonlu hırkayı, Yurdanır lafını unutma, uzun örebilir miyim? Söyledik, siz kaçırdınız. Uzun da örebilirsiniz. Çok şık durur. Ayrıca böyle şeyler seviyorsanız, 6'sı haftası mı gelecek Refik Çiftçioğlu? Evet. Refik Çiftçioğlu. 5. hafta, Ramazan haftasında. Ramazan haftasında. Yani 6'sıyla başlayan hafta. Evet. Öyle. 6'sıyla başlayan haftada Refik Çiftçioğlu bizimle birlikte olacak. İnanılmaz güzel bir şey yapacak. Refik, ondan bir tane de bana ör. Ben istiyorum ondan. Bu yaz böyle hava atayım plajlarda. O kadar güzel bir şey, pullu pullu böyle. Söylemeyeyim hadi, çok çok şık bir şey yapacak. Ama böyle kotun üstüne de giyilebilir, taytın üstüne de giyilebilir. İçine atletli böyle bir şey onun üstüne giyinebilir. Çok güzel, kullanımlı bir şey yapacağız. Kullanım çok önemli. Evet. Bir şey yapıyoruz, emek veriyoruz, para veriyoruz. Ne kadar çok yerde kullanabilirsek, ben projelerimi öyle seçmeye çalışıyorum. Bizim için çok karlı olur. Yani bunu akşamüstü bir yere giderken de giyebiliriz. Kotla da giyebiliriz. Yeşil bir güzel pantolonla da giyebiliriz. Efendim plajda da giyebiliriz. Bir elbise, çiçekli böyle askılı bir elbise üstüne de giyebiliriz. Evet. Kaç kola bizimkinde kaç kol var? 50 sıra var bizimkinde. Derya Hanım, hep böyle geldiğimizde zincirle yukarı çıkarız ya, orada bir böyle sıra olur. Onu da öğrendim bir arkadaştan. Şöyle yapıyoruz. Bu tam ortasına geliyor. Sonra normal zincirimizi çekiyoruz. Batıyoruz. Orada da öyle sıra olmamış oluyor. Bir dakika, şunları bir kaldırayım. Bir dakika, bir daha söylesene onu. Şimdi normalde hani sıra bitiminde, evet, yukarı çıkarız. Bak, zincirle yukarı, evet, çıkarız. Zincirle yavaş yukarı çıkmadan üzerine alıyoruz. Burada bir tane zincir çekmeden üzerine alıyoruz. Böyle ipimizi birden çekiyoruz ve ortaya gelmiş oluyor bu. Güzel. İlmek. Güzel. Sonra güzel. Orayı 4 zincir çekip öbür kutuya batıyoruz. Oradaki o sıra olmamış oluyor. Daha şimdi, güzel oluyor. Kolları öyle yapıyorsun. Evet. Yeşili tak, bir kapşonu göster. Kolları bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Aynen. İster böyle turvakar dediğimiz, ister kısa kollu, isterseniz de böyle elimi de örtsün benim şöyle diyorsanız biraz daha uzatırsınız. Bunlar tamamen size kalmış. Bu çok kolay bir model, kullanımlı bir model, yaparsınız. Ben bu açıklamayı da şimdi koyacağım. Şuraya Yurdanur kapşonu da bakın. Şimdi tam arka, tamam, ortasını bulduk. Evet. Arka ortasından ipimizi taktık. Yine aynı sistemde arada bir zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz. Tepe kısmına geldiğimizde kendileri bilirler, ona göre yuvarlayacaklar. Ha, yukarı çıktığımızda. Yukarı çıktığımızda. Yukarı çıktığımızda bir eksiltme yapıyoruz. Ha, ben eksiltme yapamam derseniz sonra kapşonu yaptıktan sonra şu tepeyi dikerken biraz yuvarlak dikersiniz. Aynen, kapşonun aynen. Sivri kenarını. Şurayı biraz yuvarlak dikebilirsiniz. Sivri de yapıp oraya... Diyelim ki kapşonunuz şu şekilde olacak siz örgüyle ördükten sonra. Bunu şu şekilde dikersiniz o zaman. Ben mesela öyle yaparım. Eksiltmeyle uğraşamam. Bunu bu şekilde dikerim. Evet. Hatta bunu da buradan keserim. Oraya da güzelce onu tuttururum. Şahane. Evet. Bir dakika. Bir dakika daha istiyorum yönetmenim. Şurayı bir dönüşü gösterelim. Sonra burayı tekrar dönüyoruz. Yani kapşonun arkasında dikiş var dostlar. Yani şurada bakın. Tığla birleştirdik. O da neden biliyor musunuz Derya Hanım? Şu. Şimdi tersinden gösteriyorum. Dikiş, evet, var. O dikiş şu şekilde gösteriyor. Neden? O da neden? Şimdi böyle dönersek böyle yüz yuvarlak bir şey olur. Olmaz ki. Şimdi bunu böyle tabii getireceğiz şöyle. Burayı da ikisini birden diktiğimizde tam şapka şekli formu olacak. Yani şu şekilde şurada, olacak. Şurada var. Bakın. Evet. Şu bizimkinin şu ensesine geliyor. Şimdi hemen bunu gösteriyorum ve bitiriyorum. Bakın şurada.
şöyle bu yarımı yapıyoruz. Zaten değil mi? Evet. Şöyle. Böyle yapıyoruz. Şöyle. Şuradan itibaren örüyoruz, şey yapıyoruz evet. Zaten. Buradan şöyle. Bir dakika. Şöyle değil mi? Şöyle yapıyoruz. Burası da birleşiyor arkadan. Burası da arkası da birleşiyor. Buraya kadar geliyor. Nasıl yapıyorsun? Dur yapamadım ben. Niye yapamadım? Yok yaptınız. Şimdi şuradan dikiyoruz. Bunun kapşonu böyle olacak ya. Bunu da buradan dikiyoruz. Pardon. Şuradan dikiyoruz. Dikince bu kapşon olmuş olacak. Şurası. Evet. Ters tarafa koydum evet. Ben. Ters işledi. Şöyle olacak. Evet. Bu şekilde burayı böyle dikiyoruz. Ayrı yani ayrı örüyoruz ama. Yani sizin keseceğiniz kısım şurada ne bileyim 3-2-1 mi 1-1-1 mi diye kessek şurasında. Bence önce bir 3-2 kessinler 1-1-1-1 gitsinler evet. İlk dediğiniz şurada gibi. Şurada düzleşiyoruz evet. Yine. Bununla ilgili şimdi reklam arasında yine bir video çekerim. Soru var mı Aytun? Son soralım. Derya Hanım yok çok beğenen var. Bir izleyicimiz şey yazmış çok hoşuma gitti. 84 yaşında annemle birlikte izliyorum. Annem şeye hırkaya bayıldı. Hani ben öremem bana göndersinler diyor. Ay canım. İstiyorsa gönderelim. Ona bir tane örelim. Bu bir tane elimizde hani kalsın. Daha ileride bir daha yaparsak elimizde kalsın diye. Öyle. Bir tane örelim. Beden ne ama bize bedeni yazsın. İsmi ne izleyicimizin? Ne Karay Yeğen. Bedenini söylesin. Tamam sen onu bir şey al, fotoğraf al oradan. Beden yazarsanız bize. Biz bir de ne renk sever, ben kullanımlı bir renk böyle isterse böyle yapalım. Evet gerçekten çok güzel bir hırka. Kullanışlı bir hırka. Kullanışlı bir hırka. Aynı hırkadan çocuklara da örebilirsiniz. Yaz akşamları için. Yaz akşamları için çocuklara da pıt ört kafasını. Ben ya başım sıcak dursun, saç nemli oluyor bazen. Kullandı, ben tamamen öyle düşünüyorum. Kullandığımız yün de %100 yani hiçbir sentetik falan içinde olmayan şey pamuk ip. Evet, şimdi Can Aydoğmuş bizimle olacak. Biz bu hırkayı dilerseniz bir kere daha anlatırız, hiç sorun yok. Eteği nasıl söylüyoruz? Efendim? Reklamda paylaşırız. Reklamda bir daha paylaşırız. Şeylerini, sayılarını söyleyecek. Can Aydoğmuş'un bugün çok güzel anlatacakları var. Bizimle ilgili şu 8'indeki olayı merak ediyorum. Herkes için şanslı ve iyi bir şey olacağı söyleniyor. Bakalım neymiş? Yönetmenim siz girin biz buraları bir toparlayalım güzel bir şey. TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Sen bayağı bir sanat yapıyorsun. Ay nasıl aşık oldum, vuruldum ona. Of, bunu harikasın lazım. Şefim. Evet, Can Aydoğmuş hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Çok güzel bilgilerle geldin. Evet. Ben sorularım şurada olacaktı, bakacağım. Burada. Şimdi... Şu şeyi çok merak ediyorum ama onun için biraz bir sen bir anlat. Şu anda ayın durumu falan hani o durumlar nedir? Ya şöyle şu an ay düşüştü ama 4 Mayıs'tan sonra yeni ay olacak 4 Mayıs'ta. Evet. Ondan sonra 4 Mayıs'tan itibaren 15 gün içinde insanlar mesela yeni yapmak istedikleri şeyler, mesela yeni bir şeye başlamak istiyorlar, yeni bir projeye ya da önemli bir konuşma yapması gerekiyor, önemli bir adım atması gerekiyor. Özellikle yeni ay ile dolunay arasında yapması lazım. Mesela bu herkes için çok önemli bir bilgi. İnternete girsinler mesela ay takvimi yazsınlar. Her ayın yeni ayı ve dolunayı belli. Evet. Yeni aydan dolunaya kadar olan tarih sırasına yapmaları gereken önemli şeyleri, yeni adımları, yenilikleri koysunlar. Mesela patronuyla ya da ailesinden birisiyle önemli bir konu konuşması gerekiyor. Ya da yeni bir hesap açacak, yeni bir işe başlayacak bir şey varsa çevresindeki insanlar yeni ayla dolunay arasında yapsınlar. Neden? Çünkü ay yükselişteyken yeni aydan itibaren ne yaparsanız yükseliş içinde gidiyor. Ay dolunaydan sonra düşüşe geçiyor yeni aya kadar. Dolunaydan sonra düşüşe geçtiği zaman ne yaparsanız düşüşe doğru geçiyor. Böyle bir... Kilo için bile, kilo alıp verme için bile bunu söylüyorlar. Tabii mesela rejim yapılacağı zaman özellikle yeni ay döneminde yapılıyor. Yani yeni ay ile dolunay arasında yapılıyor ki insanlar hani o rejim büyüyerek, ilerleyerek gitsin. Çünkü dolunaydan sonra yapınca
rejimi insanlar daha çok bırakabiliyor. Bozabiliyorlar. Evet. Peki bugün bir oradan girelim, ondan sonra tekrar buraya dönelim. Tabii. Feng Shui önemli. Son yıllarda hep bahsediliyor, bahsediliyor da. Hani Feng Shui demezsek ne diyeceğiz? Aslında hani bizde de mesela bahar temizliği denilir ya, hatta atalarımızın işte evle ilgili evinde mesela şunu bulundur, bunu bulundurma gibi bir sürü söylemler vardır. O kadar da doğrudur ki. Çok doğrudur. Pek çok. Temizlik kuralları vardır, bir sürü şey vardır. Feng Shui aslında hayatımızın ve bizim akışta olmamızı yönlendiren binlerce yıllık bu ev ve genel mekanlarla ilgili kuralların birleşimi, zaman içine tabii ki de gelişmiş. Evet. Ama özellikle mesela işte her kültüründe ayrı bir şeysi vardır diye düşünüyorum ben. Ya ben dürüst olmak gerekirse Çin, Feng Shui'deki işte Çin ve Japon objelerini böyle eve koymaya inanmıyorum. Daha çok hani bizim kendi kültürümüzden şeyleri kullanmayı tercih ediyorum. Yalnız şöyle, ve çok daha mantıklı bence bizim bilgimizde. Hani çünkü ona daha yatkınız, bize daha yakın. Tabii hiç yani bilmediğimiz bir şey. Hiç bilmediğimiz zaten bir balık, öyle kendimize uygulamalıyız. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Feng Shui'de özellikle insanların en başta yapmaları gereken şeylerden bir tanesi bu özellikle dönemde. Bütün çekmece denişleri, çatı, depo, yani uzun zamandır gözlerinden kenara ittikleri, işte bakmadıkları bütün her yere bakıp her yeri düzenlemeleri. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu insanlar yaptıkları zaman bilinçaltında müthiş bir rahatlama oluyor. Yani beden olarak da, enerji olarak da. Ve evin enerjisi değişiyor. Özellikle evde mesela ölü hiçbir şey tutmamaları. Mesela ölü güller, kurumuş güller. Ha, kurumuş şeyi bunu söylüyorlar. Kurumuş evet. Şey, çiçek. Ölüm enerjisini temsil ediyor. Evet. Mesela bazı insanlar evde ölü kelebek asılı olarak tutuyorlar. Onlar da ölüm enerjisini temsil ediyor, ya da böcekler. Mesela ölü hiçbir şeyi evde tutmayın derler. Derler. Yani bu çok önemli bir bilgi. Çünkü ölüm enerjisini ve negatif bir enerjiyi temsil ediyor. Kuru patlıcan buna dahil değildir inşallah. Ha, kuru patlıcan, o biber onlar. Onlar şey, onlar yeniliyor. Onlar yemek için. Yani evet. Sonuçta kelebek ya da böcek ya da gül yemek anladım, için anladım, değil. Anladım. Hani yemeklik olaylar ayrı. O ayrı bir kültür. Siz onun bilinçaltı olarak biliyorsunuz. Evet. Onu yiyeceğinizi, yemek için kullanacağınızı. Ama bunun yanında özellikle bu dönemde ölü renklerdense daha çok canlı renkleri evlerinde kullanmaları, bu önümüzde araya bile olsa hani atın derler, evet, gibi bir canlı mesela, bir şey. Kesinlikle mesela turuncu böyle fosforlu canlı turuncu renk şey denilir mesela, nazara, işte negatif enerjiye, olumsuz enerjilere karşı, düşük enerjiye karşı korur ve aynı zamanda enerjiyi yükselttiğine inanılır. Turuncu renk ama canlı fosforlu turuncu. Mesela evlerinde biraz mesela koltukların üstüne böyle turuncu bir şal, kaplama yapabilirler. Şal koyabilirler, yastık koyabilirler. Hayatlarına biraz turuncu kıyafetler alabilirler. Turuncuyu hayatlarına aktive edebilirler bu dönem. Evet. O çok önemli bir şey. Ben mesela turuncu da pek çok arada böyle içinde böyle geçecek benim. Yani turuncu çok önemli. İkinci çakra. Vücutta çok çok önemli, hayat enerjisi, yaşam enerjisi, bir çocuğun oluşup dünyaya geldiği, yani bir insana can veren yerin enerjisi aslında, yani can veren derken hani orada ilk can bulduğu, orada ilk kendine geldiği yerin enerjisi. O yüzden turuncu enerjiyi mutlaka, turuncunun enerjisini, fosforlama canlı turuncu hayatımıza almalıyız. Benim evde mesela çok böyle turuncu pijamalarım, turuncu çok. Turuncu çoraplarım, turuncu yatak örtülerim. Ondan sonra turuncunun içinde yatarım evde devamlı, böyle benim bol turuncu kullanırım. Benim mesela enerjimi o kadar olumsuz etkiler ki. Beni şey olurum, çok fazla turuncu etrafımda. Ben mahvolurum orada. Bana olmuyor yani. Bence hemen kaçarım turuncu olan yerden. Ama bir deneyin. Aynı zamanda hani bu söylüyorsunuz. Deneyeceğim. Yani bazı sağlık konuları, bazı şeylerle ilgili de. Mesela şekerin de temsil ettiği yer orasıdır. Herhalde onu biliyor. Turuncu, ikinci çakra zaten işte bütün pankreas vesaire hepsinin karaciğer olduğu yer tam şurası. Turuncu rengi hayatınızda aktive ettiğiniz zaman orayı çalıştırmaya başlıyor. Beni bundan sonra tamamen turuncu. Ama mesela şeyi severim. Turuncu da yemek lazım tabii. Etrafımda portakal, mandalina, evet, grapefruit, hani o tarz renkleri böyle canlı bir şeyler de çok severim. Masaya her gün havuç koyalım. Masaya havuç, her gün havuç koyalım. Mesela işte atıyorum kumkuat ağacı, diğer o şeyler,
Yani bitkilerde şeylerde aşırı severim. Tabii. Bir yeşille birleşecek o turuncu bende. Tabii yeşille. Evet. Hadi sorularımıza geçiyorum. Hayatımıza ilişkiyi çekmek için evimizde neler yapmalıyız? Bu çok önemli. İlişki çekmek tabii, isteyen önemli. İnsanlar için özellikle söyleyeyim. Mesela yatağınızın çok basit aslında. Yatağınızın her iki tarafından girilebilmeli yatağı. Yani bir tarafı duvara doğru yaslı olmaması lazım. Ondan sonra yani çift kişilik yatak olması lazım. Aslında mantığı çok basit. O eve ikinci bir kişi geleceği zaman eş, sevgili ya da evlenmek istiyorsunuz ya da sevginiz olması istiyorsunuz. Her neyse ya da kendi hayatınıza çekmek istiyorsanız eğer. Evde ikinci bir insana yer verecek şekilde evi düzenlemeniz lazım. Daha şey anlatımla bu. Tabii en basit hali ama ayrıntıya girecek olursak eğer işte mesela diş fırçası varsa iki tane işte erkek için mesela bir tane. Bardağı işte hazır tut mesela, orada bir de onun bardağı. Ona göre mesela terlik ondan sonra yatağın işte ona göre olması yani onda eve yer verecek her şeyin çift olması. Mesela evde kesinlikle asla ve asla yalnız kadın poğaçası olmaması lazım. Ne diyorsun? Bu çok önemli bir şey. Çünkü benim gördüğüm çok ilginç bir şey. Mesela boşanan kadınlar ya da işte eşi vefat eden ya da bir şekilde işte yalnız olan kadınların hepsinin evinde veya ofisinde yalnız kadın portresi var. Mesela yalnız kadın portresi olması, kendisi yalnız başına portresi olmaması lazım. Fotoğrafını koymasın. Evet, mesela bir sürü annenin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi kendi çocuğuyla kendi fotoğrafını koyar. Daha evliyken böylelikle aslında ilişkide kendi kafasında kendi çocuğuyla kendini daha öne çıkartıyor. Babayı dışarıya bırakıyor otomatikmen. Öyle yapmamak lazım. O bir aile, o bir bütün. Sonuç olarak o çocuk anne babadan geldiği bak, için. Bak ne önemli, ne önemli. Evet. Bir bütün olarak onu almak lazım. Yani mesela bu bağ kesme çalışmaları bir sürü şeylerle ilgili. Birisiyle beraber çocuğunuz olduktan sonra istediğiniz kadar bağ kesin, sevgili olarak kesebilirsiniz. Ama siz artık hayatınız boyunca anne babasınız. O yüzden onu artık baba olarak kabul etmek lazım. Ve hani bunun dışında da mesela bazı kişiler der ki şimdi ben evli değilim veya sevgilim yok vesaire ne yapacak? Yüzü görünmeden karşıdaki adamın mesela kendisiyle bir onu yapalım bir gün Derya Hanım. Hayal panosu burada yapalım hani konuşmuştuk ya yapalım. Hayal panosu yaratım panosu. Ondan sonra şöyle kendiniz mesela bir adam size doğru bakıyor ya da iki çift yüzleri birbirine aşkla beraber bakıyor öyle bir tablo koyabilirsiniz. Evde ilişki köşeleri yapmak lazım. Mesela böyle bir heykel. İki çift birbirine aşkla bakıyor ama şey çok önemli. Ben görüyorum bazı insanlar yapıyor. Mesela heykelde erkek yüzünü dönmüş ya veya fotoğrafta erkek yüzünü dönmüş. Öyle olmaması lazım. Yani kadın bakıyor erkek yüzünü dönmüş ya da kadın yüzünü dönmüş erkek bakıyor şeklinde. İkisi birden birbirine dönük olması lazım. Çünkü bilinçaltında o zaman ona baka baka otomatikmen farklı bir şey oluyor. Şu şeyin kontürünü de söylemek istiyorum. Mesela bekar bir erkek ondan sonra evli değil ayrılmış ya da yalnız yaşayan bir erkek de duvara şey mi kendi fotoğrafını tek başına koymamalı. Evet. Genelde ya eğer ilişkisi eğer ilişkisinin olmasını istiyorsan. Genelde erkekler zaten. Aman ne erkekler var koyuyor aman ne yakışıklıymışım bak gençliğimde ben. İndirtin siz onu. Efendim? İndirtin gördünüz galiba bir şey. Bir şey gördünüz galiba indirtin oradan anlatayım. Yok hayal ediyorum sadece düşünüyorum. Var ama yani. Yani kadın ya da erkek tabii, kendi şeyini erkek. Koymasın diyor. Fotoğrafını koymasın evet, diyor. Yani kendini çok mesela seviyor, çok değer veriyor. Bir başarısını mesela başarı elde ettiği bir an ya da arkadaşlarıyla beraber mutlu bir anı varsa tabii ki de koysun. Ama özellikle ilişki istiyorsa, evlenmek istiyorsa, işte ruh eşini çekmek istiyorsa o zaman koymasın. Yani hayatınızda ne istiyorsanız ona göre bir dizayn evde yapmak lazım. Ben bir ama soru basit sormak mantığı istiyorum. Bu. Benim odamda Derya Baykal fotoğrafları var. Evet. Çıkarayım mı? Derya'nın çok başarılı bir... Ama yalnız tek yani. Yanında eş yok. Evet. Siz beraber çalışıyorsunuz sonuç olarak. Beraber bende de çoluğun çocuğun fotoğrafları var başucumda. Siz de otomatikman çok kendinize çocuklarınıza adamış bir annesiniz. Yani onları yani gösteriyor onları, tabii ki de. Mutlu oluyorum sabah kalkınca onlara bakıyorum. Tabii tabii yani o güzel bir şey ama... Öyle yani, değil bir tane de karşına as diyorsun. Yani tabii karşıya bir tane de as ama... Yan yana olacak. Ben buna özellikle ilişki isteyen yani evlenmek isteyen hani insanlar için evet. söylüyorum.
bir izleyici tabii sorumuz var. Tabii. Ameliyat olmak için en uygun zaman hangisi? Şenay'cığım geçmiş olsun, kim olacaksa ameliyatı. Şenay Durgun sormuş Fethiye'den. Yani şimdi, şu önümüzdeki günlerde şimdi dürüst nerede ama, soruluyor? Şimdi bunlar da tabii ki de çok soruluyor. Sağlık konusu olunca birazcık böyle temkinli hareket ediyorum. Çok soruluyor, hatta sosyal medyada sağlık şeyi gelince çok cevap bence vermiyorum. Bence orada çok cevap vermemelisin. Evet yani çünkü, vermiyorum zaten çünkü, ama şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. Hani genel olarak bunun mantığı adına yeni ay ile dolunay arasında işte gezegenlerin daha ters dönmediği zamanlar tercih edilmesi en mantıklı. Ben kendi ameliyatımda evet öyle yaptım. Şenay'cığım, bu çok sorumluluklu bir şey. Evet. Bunu söylemek gerçekten, Allah şifa versin. İnşallah kesinlikle en güzel günde olunur, en iyi kesinlikle sonuçlarla iyileşme elde edilir. Genel cevabı yeni ay ile dolunay arasında gezegenlerin ters dönmediği bir zaman, mümkünse güzel cumartesi günü olmasın. Cumartesi, satürn günü her ne yaparsanız biraz zorlayıcı olabiliyor. Mesela o yüzden cumartesi evlenmeyin denilir. Ya da cumartesi nişan yapma, cumartesi nikah kıyma ya da cumartesi ama günü... cumartesi oluyor herkesin, evet, tatil herkesin günü. Cumartesi oluyor ama cumartesi yapılan işler, evlilikler, nişan vesaire hep sorun çıkar. Derya Hanım, biz evlenirsek pazartesi evlenelim. Ya hayır. Salı ne gün? Cumartesi günü nişanı var. Sıkıntı. Yani evlilik zamanı perşembe ya da cuma olması lazım. Neyse, benim kız perşembe evlendi. Süper. Evet. Vallahi perşembe evlen. Perşembe evlendi. O gün daha ucuzdu şey, mekan. Ucuzdu, ben diyecektim. Ayıp olmasın diye. Hem fiyatlar da daha uygun. Perşembe. Hayır ama doğru yapalım, mantıklı. Perşembe de güzel gün, bereketli. Perşembe, perşembe güzel bir gündür. Perşembe çok güzel. Ben çok severim. Günüdür. Hadi Ferhan, çok, yırttın gene. Çok olumlu, çok güzel. Mesela işte o ameliyatlar için de işte çarşamba, perşembe, cuma günleri. Mesela güzellikse cuma. Eğer daha ciddi sağlık konuları ise perşembe. Eğer daha işte iletişimle ilgili, dişler, boğaz vesaire herhangi bir şeyle ilgili ise çarşamba. Ah, çok güzel bir soru var. Ölen yakınımızın kıyafetini evde tutmak bizi olumsuz yönde etkiler mi? Işık Hanım sormuş. Işık Hanım, çok güzel bir soru sordunuz. Hepimiz, yani ben de dahil olmak üzere, bazı yapamadığım şeyler var. Ama yani bizim şeylerimizde de, kültürümüzde de verilsin vardır. Var. Bazı şeyleri ben tutuyorum. Verdik tabii ki ama. Evet. Yani şöyle, ölenin kim olduğuna bağlı bence. Eğer ki hani mesela şöyle anlatayım. Bir gün ben bir arkadaşımın evine gittim. Böyle yatağı var. İnanılmaz çok güzel bir yatak aslında. Antik yatağa dokundum, bir boğulma duygusu geldi bana. Böyle dedim ki ya bu yatak kimin? Anneannemin dedi. Nasıl vefat etti dedim. Ciğerlerinde problem vardı, nefes darlığından vefat etti dedi. Dedim ya sen bunu bir arada bir temizle, bir şey yap. O da dedi ki ben de hep boğulma duygusu yaşıyorum. Çünkü ona sinmiş artık o enerji. Hani ya da mesela yani sonuç olarak belli duyguları, belli zorlukları, bazı şeyleri yoğun bir şekilde yaşayan insanların eşyalarına o duygu sinebiliyor. Sonuç olarak moleküler bir bilinç olduğu için. O yüzden kime bağlı? O kişi eğer sizi çok olumlu yönde etkilen ya da hayatında son dönem mutlu bir insansa tabii ki de. Ama eğer özellikle bir sağlık problemi ya da bir sıkıntı, bir şey yaşadıysa o zaman onu arındırıp ihtiyacı olduğu birisine verip dönüştürüp pozitif bir şeye çevirebilirsiniz. Burada şöyle çok önemli bir nokta var. Ben mesela şeye çok inanıyorum Derya Hanım. Atalarımıza mutlaka saygı göstermemiz gerektiğine, hatta evimizde atalarımıza ait bir köşe yapmamız gerektiğini, işte annemiz, babamız, annemiz işte solda, baba sağda, annemizin arkasında onun annesi babası ataları, babamızın arkasında onun annesi babası ataları, hem ruhen hem kalben evimizde onlara böyle bir köşe vermemizin çok olumlu yönde etkilediğini ben biliyorum. Bence de. Çünkü böyle bir şey yaptığın zaman oraya mesela onların böyle pozitif ufak eşyaları varsa koyabilirsiniz. Onlar adına bol iyilik yaparken oraya bakıp bunu söyleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Evde böyle bir köşenin olması önemli. Ama o eşyalar nasıl birisinden geliyor, ona göre kendileri karar versinler. Evet. Yalnız eski ilişkilerle ilgili bunu söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. İzin verirseniz. Eğer ki evlendiyseniz, boşandıysanız ya da eski ilişkinizden kalan eşyalar varsa mesela onları tutmayın. Yani
Eğer çocuklarınız varsa çocuklarınıza verin, istiyorlarsa babalarını veya annelerinin eşyalarını. Ama eski sevgilinizden ya da kişinizden eğer çocuk da yoksa kesinlikle evden hepsini çıkartın. Bunu çünkü, doktorlar da söylüyor. Çünkü yani gerçekten... Psikiyatristler söylüyor bunu. Çünkü Feng Shui'de de... Yani tabii ben hani öyle bir psikoloji eğitimim yok ama yani Feng Shui eğitiminde, Feng Shui'de şey deniliyor, kesinlikle evde tutulmasın. Hatta eğer çok olumsuz bir ilişkiyse fotoğraflar bile tutulmasın deniliyor. Evet. Yani çok sorun yaşanmış bir ilişkiyse. Ama tabii ortada bir çocuk çocuklar varsa o zaman için, çocuğa çocuklar verirsiniz. Çocuklar için bir kutu yapıp oraya. Çocuklara verilebilir. Çocuklara verilmeli tabii ki. Çocuklara yani. Verilebilir. Neticiden. Ama onun dışında evde kesinlikle babası, mesela anası. Boşandıktan sonra veya ilişki bittikten sonra hatta eğer o evde beraber yaşıyorsanız evdeki bütün eşyaları değiştirmesi. Çünkü insanın sağlığını da, ilişki hayatını da, zihnini, bilincini her şeyini etkiliyor. Evet, şimdi şunu söyleyeceğim. Evlilik hayatımızda hadi olumsuzlukları bırakalım. Evet, mutlu pozitif. Olmak için evet. Evimizde neler yapabiliriz? Yani evlendik, iyi bir evlilik, yıllardır evliyiz. Burada daha iyi, o ilişkiyi daha iyi tutmak için ne yapabiliriz? Nasıl, neler yapabiliriz? Bir kere her şey önce mesela... Eşimizin fotoğrafını her yere asabiliriz. Tek başınıza asmayın mutlaka. Ha, asmayalım. Kesinlikle evet. Tek olmaması lazım. Yani eşinizle ikinizin beraber mutlu anlarınızın fotoğraflarını evin mesela güney batı noktasına koyabilirsiniz. Bütün hepsini. Hatta şöyle bir şey var. Çerçeve... Bunun için pusula da şart. Yani bakılabilir aslında. Günümüzde artık telefonlarda her şey var. Böyle telefonlarda var. Doğru. Çerçeveler vardır Derya Hanım. Bilirsiniz belki şöyle gider. Üstü böyle sanki üstü taçlı gibidir. Böyle yukarıya doğru çıkar. Öyle çerçeveler vardır böyle. Hani düz kare çerçeve değil de ondan sonra böyle işte üstünde sanki mermer gibi böyle evet, yukarıya evet, doğru çıkan çerçeveler vardır. Çatısı varmış gibi. Çatısı varmış gibi çerçeveler vardır. Öyle bir çerçevenin içine eşinizle ikinizin mutlu bir fotoğrafını koyup önüne de böyle ufak çapalar vardır. Ne hani, diyorsun? Denize atılan. Denize atılan ya da böyle ufak çapa vardır böyle. Tamam. Ufak çapalar vardır. Bir iple o çapayı ona bağlayıp eşinizle beraber gel ilişkimize bak böyle mutluluğumuza buna çapa atalım deyip ondan sonra beraber onun önüne o çapayı atabilirsiniz ve her gün onun önüne mesela güzel çiçekler ve güzel mumlar yakıp ilişkinizin işte ruhuna sevgi gönderebilirsiniz. Her ilişkinin beraberliğin bir ruhu, bir bilinci vardır. Hocam bana hiç böyle şeyler söyleme. Benim aklıma muzurat geliyor. Oraya bir su koyduk, çapayı attık. Su yok, su yok. Su yok mu? Su yok, su yok. Direkt yani hayal şey. Hayal gücüm çok çalışıyor. Su yok. Su yok. Direkt yani çapayı böyle normal çerçeveye arkadan bağlayıp önüne çapa koyacağız. Hayır, çapayı nereden bulacağız? Satılıyor böyle ufak çapalar var. Dışarıda... Ben şey bilirim, çapa şeklinde düğme falan öyle şeyler bilirim. Düğmeler var ama çapalar var. Yani ben bayağı buldum. Aa, yayında yapacağım ben o çapayı. Evet, yani asma kilitle ben, yapsak. Ben iş... Hani asma kilit de olur bence birbirimize bağlıyoruz. Yok, o kilitlemiş boyu. Oluyorsun. Ay kilit sakın. Kilit değil, çapa. Yani ben bu ilişkiye buraya buna çapa attım. Kilit sakın, aman kilit bak, yapma. Kilit sakın yok, kilit yok ama onun çünkü öyle bir şeyi var. Şimdi evet. 5 Mayıs Hıdrellez geliyor. Evet. Öyle bir kilit olayı var. Şimdi çapayı attınız. Ben mesela şu an 10 yıllık oldu mesela kendi adıma. Yani onu ben yaptım, çok pozitif bir şey. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Çapa satışta bir tane de geldi şeyden. Sahilde yürürken birinin çapasını alacağım. Geleceğim birinize vereceğim. Böyle mutlu yani, bir ama fotoğrafta mutlaka ikiniz hayır, birbirinizin. Hayır, önemli olan çapa değil şu anda. Önemli sizin olan için. Çapa değil ne? Ha tabii bir eş olması lazım. Yani, fotoğraftaki de fotoğraftaki lazım. Adam ki. Ben seyirciler adına şey yapıyorum. Ha. Seyircilere vereceğim. Hayır, nereden alacağım falan diye size heyecanlanacağım. Ay seyircilere getireceğim. Yoksa yarın alıp geleyim Kadıköy'de satılır. Satılıyor mu? İşte ben biz niyet edelim fotoğraftaki kişi de fotoğrafa gelir zaten. Fotoğrafa çapa atıyoruz yani. Çapa atmak iyi bir şey. Aynen. Kesinlikle orada o bir yöntem. Kesinlikle yani bu çok önemli bir yöntem. Bunun haricinde evin içinde özellikle iki kişinin mutlu olduğu anlar, dönemler. Mesela işte evlilik işte dönemleri, yıl dönümleri, doğum günleri ya da mesela özel partileri mutlaka evde arkadaşlarının, dostlarını çağırıp onu kutlasınlar. Yani bu o evde o evi kutsayan,
o eve pozitif enerji getiren, o evde o güzel anıları canlandıran bir yöntemdir. İnsanların ilişkisini, evliliğini, beraberliğini destekleyen bir yöntemdir. Mutlaka özel günlerini sevdikleri, tabii onları kıskanmayan ya da haset yapmayan, sevdikleri, onlara yakın olan insanlarla beraber o evde özel günler yapıp kutlasınlar. Nedir evet, işte? Güzel bir şey. Bu çok önemli bir şey. Çünkü evin enerjisini temizleyen bir şey, biliyor musunuz Derya Hanım? Yani gerçekten o insanların oraya gelip sevgi içinde hep beraber onu kutlamaları, o evi kutsayan, o evi pozitif bir enerjiye çeviren bir şey. Güzel. Şimdi altın günü buna dahil mi acaba? Altın günü. Ondan sonra girmeyelim. Şu bolluk bereket için ne yapabiliriz? Bu çok önemli. Ondan sonra şu şeye bağla istersen. Burçlara. 8 Mayıs'a tamam. Girelim. Tabii. Ne kadar var Erkan? 7,5 dakika. Hemen bolluk bereket şeyi. Tamam. Bolluk bereket için ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Şimdi herkesin çok ilgisini çekecek. Mesela eğer ki bir para geliyorsa ama gidiyorsa veya birikmiyorsa mutlaka evdeki mesela banyoda işte ki lavabonun yanına böyle büyük birikmiş şekilde taşlar koyun. Ya da aşağıya mesela duş kabininin yanına birikmiş şekilde taşlar koyun. Niye? Ya da evde mesela mutfağın yanındaki yere birikmiş şekilde taşlar koyun. Neden? Ya da ben bir yere mesela lavabonun içine yapmıştım öyle bir taş düzeni. Bizim güzel Derya taşlardan. Bunu çok yapar. O nedendir? Eğer gidiyorsa para ve birikmiyorsa bunu yaptığınız zaman otomatikman paranın birikmesi, orada aynı zamanda taş gidiyor, akıyor, gidiyorsa aynı zamanda birikmesini temsilen bir şeydir. Derya mı yapar? Derya yapar ama maksatlı yapmıyor. Dekorasyon olarak yapıyor. Çok dekoratif doğru bir olarak. Dekorasyon. Denizden çok biz ailecek denizden taş toplarız, çakıl toplarız, sopa toplarız. Derya onları yıkar hatta bazen boyar evet. Görüyorsunuzdur belki. Böyle musluğun içine koyar. Ha, ve çok sık da onları temizleriz böyle yosunlanmasın şey olmasın diye ama. İşte bu yöntem yani lavabonun içine de konulabilir veya istemiyorsanız. Aa, ağzına kadar dolduruyorum şimdi o taşlarla. Bak bu tam benlik bir şey. Yanına da dekor ilk önce birikmek için bir yer açmak lazım. Ya da yanına da böyle dekoratif bir şekilde koyabilirsiniz orada bir ağırlık olması çok için. Çok kolay bir bu şey çok önemli. Bu. Yapalım. Yani herhangi bir taş olur mu bu? Olur. O musluğun içine olsun, kaçmasın. Ağırlık, şöyle irici. Tabii irici olsun. Yani benim ağırlık şu kristallerim gibi versin. Bakın şu kristallerim çok evet, güzel. Evet ondan biraz ufak da olabilir. Böyle büyük de olabilir. Bunlar gibi taşlar böyle. Koyun. Gidip şuraya. Sahilden toplayabilirler sahilden ya da toplayayım dışarıdan. Sahilden toplayın birkaç tane. Ay ne güzel bak bereket için söyle başka çok söyle güzel. Başka söyle. Bunun haricinde özellikle mesela evdeki tabii bunun için pusula gerekiyor. Evdeki para köşesi güneydoğu köşelerine yani evin neresiyse ha bu arada ilişki içinde evinizin güneybatı köşesi neresi bulun orayı temizleyin düzenleyin. Bazı insanlar bakıyorsun ki bir sürü mesela şey eşya yığmış oraya. Ya da mesela para köşesi evde neresiyse doğu güneydoğuyu söylüyorum. Şunu güneydoğu, yazın bir yere. Neydi köşesi. Ne köşesiydi? Güneybatı ilişki köşesi, güneydoğu para köşesi. Güneydoğu. Yani ben özellikle güneydoğu ile ilgiliyim. Tamam. Evet. Güneydoğu evdeki para köşesine iyice gidin bulun nereleriyse bu bütün odaların içindeki güneydoğu Can, yerleri de. Bana doğru çok yaklaşmışsın. Tabii çok özür dilerim. Yani güzel kadın geliyor tabii. Tabii. Tekerlekli ya bu da. Evet. Açı açısından söylüyorum. Özür dilerim. Evet. Şöyle evdeki bütün güneydoğu köşeleri neresiyse bütün odaların içinde ve genel olarak evin güneydoğusu. Bütün bu bölgeleri temizleyin, düzenleyin, eşya yığıntısı olmasın, bir akış olsun ve oraya da daha çok yeşil yani ağaç renklerini koyun. Mesela o renklerde eşyalar koyabilirsiniz ve mutlaka mesela peygamber kılıcı vardır. Böyle çok güzel bir kılıç hatta kılıç şey çiçeği. Derler. Kılıç çiçeği denilir. Evet. Hatta şey derler. Ev alırsınız işte, 2 metre olursa evet, derler. Evet ev alırsınız derler. Bir de onun çok güzel bir özelliği vardır. Evin içindeki olumsuz havayı temizler. Geceliğin mesela karbondioksit vermez oksijen verir. O zaman odaya da koyabiliriz. Tabii doktorların çok tavsiye ettiği bir şey. Bütün internette var. Bakabilirsiniz. Yani hepimizin evinde var kılıç çiçeği. Bende var yani. Evin içinde. Yurdanır sana ekeyim bir tane. Evin içinde olması gereken sana bir şey. Sana da ekeyim. Derya Hanım valla sizinki bereketlidir. Ben de bir dal isterim. Yani. Ben de isterim diyor. Kılıç çiçeği şeyine girermişim.
Ben çok inanırım mesela. Ben mesela Ferhan'da vardı, Derya'ya koparttım oradan. Ektik ve şu anda çok güzel gidiyor. Ben de bir tane koparma isteyeyim. Çünkü ben çok inanırım bazı mesela insanın güzel bereketi vardır. Kılık çiçeği, Güneydoğu'ya mı bereket için? Güneydoğu'ya. Güneydoğu, evin Güneydoğu. Evin mesela, Güneydoğu'suna. Benim bir ara bütün odalarımda mesela Güneydoğu'da kılıç çiçeği ve para mandalası ya da böyle para köşeleri vardı. Bir gün yaparız burada para öyle bir şey. Para mandalası yap bize ayol. Evet, para mandalası öyle şeyler yaparız. Evet. Yeşil renkleri koydum özellikle. Yeşil dekorasyonlar yaptım. Yeşil perde aldım mesela oraya. Güzel. Gibi. Ondan sonra para renkleri yeşil ve turuncu. Mesela bolluk bereket için süper bilgi söyleyeceğim. Takipçilerim sosyal medyamda beni bu konuyla ilgili yiyorlar, bin kere soruyorlar. Cüzdanları yeşil ya da turuncu olsun. Şimdi takipçilerimden bildiğim için açıklayayım. İçi de yeşil olacak ya da içi de turuncu olacak. Yani hiç bir yeri kahverengi veya siyah olmayacak. İçi dışı yeşil ve turuncu olacak. Ya sadece yeşil pazartesi olacak ya sadece turuncu olacak. Pazartesi boya gününde cüzdan boyuyoruz. Evet. Bayağı bir akım olabilir. Ondan sonra ve o gerçekten çünkü yeşil arttırma çoğaltma rengi. İçine ne koyarsanız arttırıyor çoğaltıyor bolluk bereket. Boya gün, cuma günü pardon. Cuma turuncu günü. Da para rengi. Otomatikman para çek ama böyle mesela haki ya da ölü mesela yeşil değil, fosforlu yeşil. Güzel. Doğa yeşili, turuncu da sönük turuncu değil, fosforlu canlı turuncu. Aa, böyle bir ondan yeşile sonra boyayalım mı şey cüzdanlarımızı? Evet, onun birazcık daha canlısı olabilir. Evet, canlısı. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şu yedisini söylesene. Şimdi yedisi, şöyle, sekizi. Şöyle bazı insanlar evet işte bazı farklı astrologlar da mesela diyorlar işte 7-8 çok uğurluymuş ama dürüst olmak gerekirse senin en uğurlu günü değil. Olamaz zaten çünkü şu an Jüpiter ters dönüyor. Satürn'le işte Ketum'un birleşimi var. Değil. Yani herkes sonra için iyi bir gün olacak ayın 7'si diye. Değil ama yani yeni ay dönemi olduğundan dolayı özellikle yeni bir şeylere başlamak için güzel bir dönem. Ama 8'inde 8 Mayıs'ta Mars ev değiştiriyor. O yüzden 8'inden itibaren bir 10 gün boyunca agresif ve gergin olmamaya herkesin dikkat etmesi lazım. Bakın mesela burada efemeris ben devamlı bundan bakıyorum bütün gezegenlerin çizgisi. Mesela 7 Mayıs'a baktığımız zaman hemen bakın Mars ertesi güne ev değiştiriyor. Bu sırada da bakın Jüpiter ters dönüyor, Satürn ters dönüyor. Yani senin en uğurlu günü olamaz. Hayır, en uğurlu değil de yani insanlara işte olumlu. Evet yani olumlu sonuç olarak hani her günümüzü onunla ilgili öyle değerlendirmek lazım. Ama olumlu pozitif şeyleri yapmak için de bu 4 Mayıs'tan sonra yeni ay döneminde özellikle çok çok olumlu. 4 Mayıs'la şöyle de diyebilir miyiz? 6'sında Ramazan başlıyor. Ramazan'da evet, Ramazan'a güzel bolluk bereket aynen içinde inşallah. Ramazan'a çok gireriz. Pozitif bir şekilde giriyoruz. Yeni ay dönemiyle güzel giriyoruz. Çok güzel bir dönem. Çok güzel bir dönemle beraber giriyoruz. O çok önemli bir şey. Zaten Ramazan ayı yani bereketlenir. Her şey bereketlenir. Evet. Sofralar şenlenir. Hakikaten çok özel bir ay. İnşallah biz de burada Ramazan'ı güzel karşılayacağız, güzel şeyler yapacağız, güzel konuklar ağırlayacağız. Belki gece tekrarımız bile olsa ne güzel olur diye düşünüyorum. Hani kesinlikle sahurda bir olabilir diyor. O oruç Aytan'ın zaten çok önemli bir şey. Hani İnsan sahurda vücudunu yenileyen evet bir şey. Evet. Şimdi başka ne söylemek istersin? Hangi burçlar ne? Bir iki dakikamız ha, burç var. Hemen bir oraya tamam geçelim. Çok kısa geçeyim. Hangi burç bu dönem evinde ne yapmalı? Çok çabuk çabuk hiç kesmeyeceğim. Çok geç. Tamam. Hızlı hızlı söylüyorum. Koçlar özellikle evdeki çocuk odalarını yenilemeli ya da çocuk odalarıyla ilgili önemli şeyler yapmaları. Evde mutlaka kendilerine bir hobi alanı kurmalılar evlerinde. Boğalar özellikle mutfaklarında daha sağlıklı besinler ve daha sağlıklı yiyeceklere odaklanmalılar. Ve annelerin aileleriyle beraber pozitif fotoğraflarını eve koyabilirler. Ve evcil hayvanları için eve olumlu alanlar kurmalılar ve eve evcil hayvan almalılar mutlaka. Yani mesela sokaktan bir kedi alabilirler. İkizler evde ilişki köşesi yapmalılar ve yatak odalarını, yatak alanlarını yenilemeliler. Tam ilişki açısından onlar için çok iyi bir dönem. Evde bu tarz şeyler yapmak için. Yengeçler özellikle salonlarında düzenleme yapmalı. Evde kutlamalar yapmaları, dostlarına, arkadaşlarına kendilerine güç veren insanlarla beraber. Mesela hayatlarının en iyi dostları, en yakınları kimse evde mesela güney noktasına veya
kuzey doğu noktasına arkadaşlarıyla beraber mutlu fotoğraflarını koymalılar. Aslanlar özellikle babalarıyla ilgili mesela doğu bölgesinde bir köşe yapabilirler ve eğitim hayatlarıyla ilgili kitaplarla ilgili belgesellere daha çok önem verebilirler. Evlerinde öyle bir köşe yaratabilirler. Bu çok önemli bir şey, onlar için çok iyi olur. Başaklar için özellikle iş ve ofislerinde temizlik ve yenileme yapmaları, evde de işe alanları için kuzey bölümüne yeni bir alan kurabilirler. Mesela ne iş yapmak istiyorlarsa ya da ne iş yapıyorlarsa evin kuzeyinde onunla ilgili kendine bir alan, mesela bilgisayar ya da kitapları, defterleri, her neyse, oraya bir alan koyup onu kullanabilirler. Teraziler özellikle arkadaşları evin kuzey doğusu bölgesine, arkadaşları onlarla beraber mutlu olan insanlarla beraber, kendine destek veren insanlarla ilgili bir yerde koyabilirler. Bunu aynı zamanda evin güney kuzey batısına da yapsınlar. Bu da çok önemli bir şey. Kendine destek veren insanlarla beraber öyle bir köşeler yaratabilir. Oraya farklı, oraya farklı fotoğraflar. Akrepler özellikle yatak odalarını yenilemelerini, başlarına mutlaka rüya defteri koymalılar. Rüya defteri çok çok önemli bu dönem. Geçelim bir sonraki. Geçelim. Yaylar özellikle beslenmelerine ve sporla ilgili evde yenilikler yapmalılar. Oğlaklar özellikle para köşesi yapmalılar, yatak odalarını yenilemeliler. Kovalar özellikle evde yeni eğitim köşeleri kurmalılar. Balıklar da anneleriyle ilgili köşeleri ve sevgi konularıyla ilgili köşeleri aktiflemeliler. Evet. Ve o renkleri. Reklamlara gidiyoruz değil mi Erkancığım? Evet. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Can'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Bu bilgileri aslında yazabilirsin sosyal medya hesaplarında. Tabii paylaşıyorum. Devam paylaşıyorum. Evet, Can Aydoğmuş sorularımızı yanıtladı. Şu bereketle ilgili söylediği şeyler çok güzel. Şimdi reklamlarda programların bereketi. Hadi gidelim. Şefika, kestane şekerini neyden yaptınız? Kaçırdım diyen var. Hemen söyleyeyim. Kuru fasulyeden yaptık. Kuru fasulyeden. Kuru fasulyeli kek oluyor ama Şefika bugün bir başka boyuta getirdi o keki. Keki pişirdi ve böyle yuvarlak yuvarlak yaptı. Daha sonra çikolataya veya Hindistan cevizine nasıl isterlerse batırdı. Çok güzel oldu. Kalmış pilavdan yaptığı şu... içine sosis koydu, peynir koydu, ıspanak o da çok koydu. Güzel oldu. Ketçap, mayonez koydu oraya. Burada ne vardı? Burada bayat yufkalardan yaptığımız böreğimiz var. İçinde patates var, beyaz peynir var, isterse kaşar peyniri var. İzleyicilerimiz demiş ki muffin kalıbı dışında olabilir mi? İşte. Evet, biz de böyle bir kalıba hemen döktük, hemen yaptık hemen. Böyle bir kalıba da döküp börek gibi de pişirebiliriz. Niye olmasın? Ha böyle daha böyle havalı oluyor, havalı bu oldu. Muffin olayına girince muffin dediğin anda havalanıyor. Aynen öyle, havalı oluyor. Gerçekten güzel bilgiler aldık Can'dan da. Ben şimdi şuradan bir iki taş toplayıp hemen musluğun içine koyacağım. Şefika çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Ellerine sağlık. Rica ederim. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Biz yarın yine buradayız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim. Derya Baykal hesabından hesaplarımızı takip edin lütfen.